kızımı kaç sefer aldılar. Arabayla aldıklarını görenler var. Kardeş bunlar. Evet. Kübra ve yalan söylüyorlar. Bu bütün olanları burada bugün dökeceğiz hayır, ortaya. Söyleyeceğiz. Hayır ondan bizim değil. Bizim konuşmamıza fırsat ben vermiyor. Kardeş... Başkasının kızına bunları yapan işte kendi kızına da bunları yapan. Ben... Bir aydır kayıp olan 16 yaşındaki Gülben'in arkadaşları konuştu. Oklar genç kızın ailesine çevrildi. 63 kere kaçmış kız. Siz nereden biliyorsunuz siz? Niye, neyi savunuyorsunuz? Siz onu mu saydınız yani? Yo biz sürekli sizin yüzünüzden karakola girip çıkıyoruz ya hani ondan dolayı biliyoruz. Siz de o zaman... Babası öldürmeye kalktı. Neden ha? Kocan babası... atmaya kalkmadı mı 6. kat? Hayır atmadı. Gülben'in babası... Atmaya kalkmadı. Yalan söyleme. Gülben'in anlattığına göre beni dedi sarkıttı balkondan aşağı dedi. Anneannemler zor tuttu dedi. Gülben'i bir adamla karanlık odada bıraktılar. Odaya kapatıp karanlık odada çıkartacağını söyledi. Kız tek başınaymış o adamla evde ve yarım saat boyunca kalmış. Hurafe yoluyla etkilediğini evet. Söylüyordu odaya insanlara. Kapatıp, siz zaten buna inanıyorsanız artık biz aynı çağda yaşamıyoruz sizinle demek ki. Birazdan. Aynı çatı altında evet. Kalmışsınız. Evet. Kavga çıktı bir gün önce. Evet. İki kere ben aile büyüklerini topladım. Bakın bu böyle olmuyor dedim. Bu dedim bu şekil giderse dedim yarın bir gün dedim ayrılacağız dedim. Bugünü gösterdim ben onlara. Eşim nikahtan sonra altınları alıp kaçtı. Ne kadar bir altın taktınız? Ne kadar bir masraf yaptınız bu düğün için? Şimdi sözde bir bileklik çeyrekli altın, full altın, bir tane zincir, kolye. Küpe. Düğüne 36 gelince 36 gram altın. Evet. Diyor. 100 bin lira doğru. Kredi çekildi. Ayrıca iki bilezik, küpe, yüzük aynı şekilde. Bu kaç kez nişan atmak istedi? Evet. Kardeşim nişan atmak istedi çünkü. Ama onlar kabul etmedi. Biz dedi bir kere dedi bu yüzük parmağa girmiş bir evet. Daha çıkmaz öyle. Sonra kaç sefer nişanı atmaya kalktın? Ben belki 5 sefer, belki 10 sefer. İbrahim sen çok mu beğendin kızı? Yok hayır hani ben şöyle bir şey söyleyeyim ben. Ya gerçekten hani annemin işte, dediğine hani... baktım, ablamın dediğine baktım. Gerçekten bu yani. Evlilik vaadiyle birçok kişiyi dolandırmış. Adana, İstanbul, Kırşehir'de de bu kızın yani mağdur ettiği kişiler olduğu yönde Bursa'da bir da varmış, iddia Bursa'da. Var. Ben de gittim zaten kendilerini dolandırıcılıkla ile ilgili bir dilekçe verdim. Kaçak gelinin babasından damadına yalanlama. Kendilerinin taktığı 17 gram, 2 tane 17 gram bilezik takmışlardır. Ben de onların evine 70-80 bin liralık beyaz eşya göndermişim. Bütün A'dan Z'ye kadar kendim döşedim o evde. Birazdan. Asla Feyzi'nin adı geçmemiş. Ben ne oldu ne bittiyse onu konuşuyorum. Arkadaşı kız meselesi dedi, Fevzi yine inkar etti. Bir kız meselesi olduğunu arkadaşın söylüyor. Bunu açıkça söyle bence. Kavganın sebebi önemli çünkü. Öyle bir şey yok ki. Arkadaş yanlış hatırlıyor ya da yalan söylüyor. Öyle bir dünya yok ya. Kavga edenler Yavuz'un evini basmak istedi mi? Olay sonrası evet köyde de bir gerginlik yaşanıyor ki iddiaya göre Yavuz'un evine yönelik de bir baskın oluyor. Olay günü HTS kayıtları her şeyi ortaya çıkarır. O gün Yasin'in olduğu evde kimlerin telefonu sinyal verdi? Fevzi'nin neden hiç ifadesi alınmadı? Bir sürü insandan şüpheleniyor ya, abla ben bile şüpheliyim diyor ya. Ya burada zamanında benim yeğenimle gençler arasında böyle bir şey olmuştu. Tabii ki olabilir, gençliktir, efendim ne bileyim ben. Acaba oradan bir şey ol... Asla Fevzi'nin adı geçmemiş. Hiç kimse... Fevzi'nin de bir ifadesine başvuralım. Gel oğlum bakalım sen bir şey yaşadın mı bu diye sorulmamış. Yavuz ve yeğeni Fevzi gerçekleri saklıyor mu? Birazdan. Sevgili seyirciler merhabalar efendim. Star ekranlarından Gerçeğin Peşinde programından bizi izleyen bütün seyircilerimize sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. Hoş geldiniz ekranlarınızın karşısına. Çok güzel bir gün olsun efendim. Sağlığınız yerinde olsun. Evinizde bolluk, bereket olsun. Sevdikleriniz yanınızda olsun. Elleri ellerinizden hiç ayrılmasın. Allah iyilerle karşılaştırsın. Aklıma gelen bütün güzel dilekleri sizler için sıralıyorum efendim. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Değerli hocalarım, adli tıp uzmanımız Doktor Taner Güven hocamız, hukuk danışmanımız Avukat Hasan Koca Bey bizimle. Hoş geldiniz efendim. İyi programlar diliyorum. Ve
değerli konuklarım var. Gülben konusunu biliyorsunuz, 16 yaşındaki Gülben hala ortada yok. Geçmişinde 14 yaşı itibariyle 3 işte 2 tane dini beraberlik, bir tane öylesine bir beraberlik derken biliyorsunuz Gülben'in kız arkadaşları dün yayına çıktı. Çok ağır iddialarda bulundular. Gülben'in annesi Duygu bugün burada. Babası Hüseyin de geldi. Hoş geldin kardeşim. Tekrardan iyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederim. Galiba kızların iddialarına cevap vermek için buradasın. Evet, aynen öyle. Peki, o zaman ilk konumuz Gülben olsun. Birazdan arkadaşları Sude Naz ve Kübra'yı da zaten stüdyoya davet edeceğim. Gerekti. Benim kızımı kaç sefer aldılar. Arabayla aldıklarını görenler var. Kardeş bunlar. Evet. Kübra ve söylüyorlar. Bu bütün olanları burada bugün dökeceğiz hayır, ortaya. Söyleyeceğiz. Hayır ondan bizim değil. Bizim konuşmamıza fırsat ben vermiyor. Kardeş... Başkasının kızına bunları yapan işte kendi kızına da bunları yapan. Ben... Bir aydır kayıp olan 16 yaşındaki Gülben'in arkadaşları konuştu. Oklar genç kızın ailesine çevrildi. 63 kere kaçmış kız. Siz nereden biliyorsunuz siz? Niye, neyi savunuyorsunuz? Siz onu mu saydınız yani? Yo biz sürekli sizin yüzünüzden karakola girip çıkıyoruz ya hani ondan dolayı biliyoruz. Siz de o zaman... Babası öldürmeye kalktı. Neden ha? Kocan babası... atmaya kalkmadı mı 6. kat? Hayır atmadı. Gülben'in babası... Atmaya kalkmadı. Yalan söyleme. Gülben'in anlattığına göre beni dedi sarkıttı balkondan aşağı dedi. Anneannemler zor tuttu dedi. Gülben'i bir adamla karanlık odada bıraktılar. Odaya kapatıp karanlık odada çıkartacağını söyledi. Kız tek başınaymış o adamla evde ve yarım saat boyunca kalmış. Hurafe yoluyla etkilediğini evet. söylüyordu odaya insanlara. Odaya kapatıp... Siz zaten buna inanıyorsanız artık biz aynı çağda yaşamıyoruz sizinle demek ki. Şimdi... Hüseyin Bey, o gün ilk bağlantı, bu arada Kübra ile Sude Naz da geldi. Evet. İlk sizinle telefon bağlantısı yaptığımızda en çok dikkatimi çeken şey şu olmuştu. Kızınızla ilgili o kadar rahat, kim bilir şimdi onu para karşılığı birileri işte kullanıyordur, ona buna, onunla bununla tanıştırıyordur falan gibi çok rahat konuştunuz. Nasıl bu kadar rahat konuşabildiniz kızınızla ilgili? Şöyle Serap Hanım... Bildiğiniz bir şey mi var yani? Benim kızım bunlar tarafından... Her zaman yardım ve yataklık yaptılar. 2 yıldan beri kaçırılıyor. Madde kullandığını soruyorum Sude'ye. Biliyor mu bilmiyor mu? Evet. Gülben madde kullandığını biliyor mu bilmiyor mu? Kullanabilir ben buna karışamam. Hayır sen soruma cevap vereceksin. Sadece Gülben madde kullanıyor mu kullanmıyor mu? İzmir'de yanında ben mi varım şu an? Hayır, senin orada çıktığında, her kaçtığında Kırkağaç'a, senin oraya geldiğinde, sen diyordun ya biz sahip çıkıyoruz. Bu kız madde kullanıyor mu, kullanmıyor mu? Kullansaydı o kadar senin tarafından hastaneye gitti, oralarda çıkardı. Hayır, hastaneye sen kızını götürdüğünde hastaneye niye götürdün? Götürdüğünde böyle bir şüphen varsa şöyle test Serap. Yaptırdın mı Hüseyin şöyle Bey? Serap Hanım. Benim kızım kaçtı devamlı. Soruyorum. Bir madde kullanan kız nereye gider? Ne bileyim ben nereye gider? Maddeyi bulmanın peşinden gider. İşte gittiği yerde Kırkağaç. Bütün delillerim Kırkağaç'ta. Evet şu anda İzmir'de haklısın. Bizim yanımızda İzmir'deyiz ya biz de. De. Şu an Kırkağaç'ta hepsi Dilek Karakolu'nda. Sen benim soruma cevap verir misin? Zamanında... Birkaç defa ya da defalarca kızının madde kullandığından şüphelendiğinde hastaneye götürüp test yaptırdın mı yaptırmadın mı? Yaptırmadık Serap Hanım yaptırmadık çünkü devamlı kaçtı. Devamlı ama kaçtı. Bir hastaneye gitmişsiniz. Evet bir niçin hastaneye gitmiştiniz şöyle hastaneye? Gidildi. Eşim bu çocuk işte geldi şey yaptılar bunlar konuşuyorlardı. Neyse benim eşim biz razı değildik yani. Neye? Biz razı değildik. Bu çocuğa, o Süleyman denen çocuğa kaçtığında biz razı değildik. Bu benim kızımı maddeye alıştırmışlar. Bir gece hatta yurttan çıkarttık. Hala sen kendi anlatmak istediklerini anlatıyorsun bak. Evet, evet. Ben diyorum ki bu kızı hiç mi hastaneye, bir hastaneye götürmüşsünüz? Evet. Diyorsun ya hep kaçıyordu götüremiyorduk diye. Götürdüğünde hazır götürmüşken bu testi yaptırdın mı yaptırmadın mı? Yaptırtamadık çünkü kendisi istemedi. Evet. Doktora konuşup da
Hepsini... yapabilirsiniz bir yapalım. Evet, haberi için. Olmasın. Çocuk 15 yaşındayken onun rızasına bakılmaz. Yani bir alınan kan testinde ben bu olarak da bir araştırma yapılmasını istiyorum. İstediğiniz anda ya isteseniz yaparlar. Şöyle avukat bey. Avukat bey şöyle. Biyolojik örnek alınması iç muayene sayılır. Evet. Bir şeyden yani savcılıktan mahkemeden bir yazı gelmeden devlet hastaneleri bakılmıyor. Yapmaz. Evet doğru. Yapmaz yani. Evet. Test yapmadı. Kızım istemediği sürece. Savcıya gitseydin kardeşim. Gittim. Elimde raporla şeylerle şöyle Serap Hanım. Savcılıktan öyle bir izin alsaydın. Şu an. Ben kızımın 14 yaşında 15 yaşında. Madde kullandığından şüpheleniyorum. Sayın savcım deseydin o savcı da ya annedir ya babadır. Evet. Kesinlikle buna müsaade ederdi zaten. Sadece savcıyla bizi kalemde görüştürmediler. Biz Aksar Savcılığına gittik, bizim oturduğu yere gönderdiler. Biz oraya gittik, dediler ki Dilek Jandarmasına gideceksin. Oraya gittik, kızımın telefonunu verdik. Kızımın telefonunda Süleyman, ismimi açıklıyorum. Ondan sonra neydi o şeyin Hasan. İsmi? Hasan. Mustafa. Ya bunlar benim ve biz bunu kendi telefonunda hepsini tespit ettik. Niye o kızları suçluyorsun o zaman? Tespit ettik. Çocuklar sizinle yanarlı ilgili. Yanarlı dönerli. Sizinle şimdi, ilgili herhangi bir şikayet var mı? Şimdi. Bir dosyanız var mı? Suç kaydınız var mı? Hiçbir şekilde yok. Efendim bir sabıkanız var mı? Hayır. Evet buyurun. Şimdi Serap Hanım devamlı kızım kaçıyor. Suden Azar'da çıkıyor. Devamlı kaçıyor, Suden Azar'da çıkıyor. Bir, ben bunu yakaladığım sürece kızıma diyorum ki kızım niye kaçıyorsun, niye ediyorsun? Benim arkadaşım, ya sen bu kızın ufak olduğunu biliyorsun. Niye evini alıyor? Haber vermişler. Ben bir şey... Hayır. Konu, bir konu benim babam seni aramış. Bir dakika, Suden Azar bir dakika. Bir kez haber verdiler. Serap abla ben bir konuya dokunabilir miyim? Kendileri de bizim evimize girip çıkan çayımızı çorbamızı içen insanlardı. Ve... Hı. Hüseyin abi, hatta Hüseyin Bey demek istiyorum, abi demek istemiyorum ona. Hüseyin Bey benim babama, abim işte senin evinde olduktan sonra gözüm arkada kalmıyor abim. Senin evinde benim kızıma hiçbir zarar gelmez abim diye benim babamın elini ayağına kesiyordu. Madem kötüydük neden size geldiniz? Madem neden şey yapıyordu? Bir dakika Suzan sözüm kesme. Hatta babam da yayına bağlanıp konuşabilir, söyleyebilir. Yalan söylüyorsunuz. Biz kusura bakma şey hadi yapmadım. Ben yalan söylüyorum. Yalan söylüyorsun. Serap Hanım. Serap Hanım. Biz sizin evinize gelip de yayınızı kahvenize içmedik. Hüseyin Bey. Yalan söylüyorsun. Yalan söylüyorsunuz ikiniz. Yalan söylüyorsunuz. Yalan söylüyorsunuz. Hüseyin Bey'e soruyor. Ben sizin evinden çıkarttım. Hüseyin Bey'e söylüyor. Cevap versin. Size ikinize söylediğimde, ikinize de söylediğimde, telefon ettiğimde, Sude merak benim kızım orada. Herkesin, hayır. Sana dediğimde hayır. Ama bak herkesini öğrendin orada evine. Önce karşılıklı. Hayır. Sen bana da yüzü ortaya çıkacak tamam mı? Sizin sen çıkacak. Hüseyin Bey cevap versin. Kübra. Hüseyin cevap versin. Ben de her aradığımda seni ne dedin? Ne dedin abicim? Benim Sude'yi arıyorum çıkmadı. Ben orada bana mesaj atmışsın. Serap Hanım orada yazıyor. Tamam. Benim yanımda değil. Diyorsun orada da diyor ki. Benim yanımdan gitti. Madde alıştırdıysa onu gösterdiği zaman senin kızın onun arkasından gidiyor. Sen beni. Dedim. Dedin. Dedim. Değil mi? Dedim. Ya dedim. Dinliyor, dinle. Hüseyin dinle. Bey senin dedim. Evde tutup. Şimdi. Hüseyin Bey şimdi senin, bir şey söylüyorum. Sen yok diyorsun. Hüseyin Bey bir şey söylüyorum. Sen çünkü bizim. Bir dakika. Onun yanındaydı onların şey ve gitti. Sen kendi evini kızında tutup kızını. Evinde tutamazken, baş edemezken, evet. Onlar nasıl tutsaydı, engel olsaydı gitmesine? Serap Hanım, benim... Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Şunu şöyle söyleyeceğim. Bir şey daha söyleyeceğim. Onların evinde kalıyorsa, karı koca ikiniz de şunu düşündünüz mü? Onların evinde ne buluyor? Anne, baba, aile, mutluluk, yuva, masa kuruluyor. Bunu mu buluyor? Acaba bizde bulamadığı bir şey mi buluyor diye hiç düşünmediniz bunu, mi? Bunu Serap Hanım... Bunu bulmuyor. Benim kızım maddeye alıştırılmış. Bu kızı herkes tanıyor. Bu kızı da herkes tanıyor 40 ağaçta. Evet. Polis dedi ki bak içlerinden polis. Ya dedi kardeşim bak ben sana kardeş abi tavsiyesi. Eğer Suden Azla Kübra'nın yanındaysa o kız bitmiştir. Tek kelime diyorum dedi. Sude ile Kübra mı dedi Kübra. Tamam bu kızın işi bitmiştir. %90 değil %100. Bu bağımlı olmuştu. Serap abla bir şey çevre değiştirseydiniz. Mi? Çevre değiştirmemiz bizim ailemiz köyümüzde. Benim annem babam yaşlı.
Benim annem babam yaşlı. Ben onlara bakmak zorundayım. Eşim ben kızımı okula yerleştirdiğimde benim kızımı bunlar nasıl arkadaş edindiyse o anda işte o sıralarda. Senin kızın dayak yerken ben kurtarıyordum. Bak. Sen neyin kafasında? Görüyor musun dayak senin, yerken? Ama senin yapamadıklarını ben yaptım ben. Tamam da yaptın. Ben ona anne oldum. Baba oldum. Sen annesi misin? Babası mısın? Ne yaptın? Sen evini alıyorsun. İşte sen babası olmadın. Yapamadın. Babalığı benim babam da yaptı. Benim kardeşim de yaptı. Çok güzel yaptı. Çok güzel yaptı. Alkışlıyorum seni. Çok güzel yaptı. Benim kızım. Tamam mı? En son kendim. Ya karı koca ne kadar çok bağırarak konuşuyorsunuz ya. Tamam. Çok güzel yaptınız. Aferin size. Aferin. Nerede? Eğlence kulüplerinde çıktı. Helal olsun. Yanında size. Ben varım. Ben evimdeyim kardeşim. Ben evimdeyim. Kızı bizim olabilirsin işte. Senin kızı güzel yaptın. Bağırma Duygu, rica ediyorum bağırmayın ya. Benim kızım nerede? Kızı. Benim kızım nerede? Sen bulacaksın. Benim babam. Şerap Hanım. Benim babam. Benim kız kardeşime, erkek kardeşime nasıl eline haşlığını veriyorsa aynı şekilde Gülben'e de veriyordu. Aynı sofrada oturup yemek ya yiyorlardık. Sus. Benim kardeşimin dolabından giyinirdi. Hiçbir şekilde suden az ben, erkek kardeşim nasılsak Gülben de aynı şekilde yaklaşırlardı, aynı şekilde davranırlardı. Ve kız bizim yanımızda mutluydu. Mutlu oluyordu. Ama bunların yanında sürekli bu şekilde hani babasının davrandığı şekilde şiddettir, hakarettir, küfürdür. Vallahi kusura bakma da zaten çıkacak hepsi birazdan. Ya çıkar kızım. Ondan çıkar bak nasıl? Bizim anlamda Duygu abla, Duygu abla bir gün beni aramıştı abla. Müsaade edin. Kocam dedi beni dedi dövdü dedi, beni dedi öldürecek dedi, tamam mı? Ben dedi kız kardeşimin yanına geldim Akisar'a şimdi dedi. Ağlıyor telefonda. Ben o gün telefonda sen ağlarken ben de ağlamadım mı? Hayır ağlamadım. Ağlamadım ben mı? Duygu ağlamadım abla dedim, güçlü yalan ol dedim, boş ver dedim o adamdan. Ben bak dur şiddet gösteriyorsa dedim. Sen gerçek. Ispatla. Ben kızını ararken merak gece boyunca ağladım ben. Çıkacak. Sana şunu çıkacak. Bir müsaade edin. Hüseyin Bey ben sana bir soru soracağım. Evet. Hüseyin Bey senin kızının 14 yaş itibariyle gittiği çocuklar var ya. Evet. Kalıyor işte 3 ay, 5 ay, 6 evet ay, 1 sene neyse. Bunlardan da mı peki Kübra ile Sudenaz sorumlu? Evet. Niye? Benim kızım her kaçtığında arkadaş ortamıyla bu buldu. Kendisini yapmış arasını. Tabii canım. Hatta bu gördüğün şahıs diyeceğim ben şimdi şu an Serap Hanım. Süleyman'ın kız arkadaşı. Kız arkadaşı. Evet. Peki, kız arkadaşı. Peki senin kızın. Benim kızımı. Süleyman'la dini nikah kıydığı zaman niye oradasınız o zaman? Niye nişan yapılıyor? Serap Hanım, niye oynuyor anne? Şimdi onu madem anlatayım. Onlar buldu sen de çok sinirlisin kızgınsın. Evet. Niye böyle bir şey oluyor ve 40 bin lira da para istiyorsun Süleyman'larda? Şimdi Serap Hanım ona gelelim. Benim kızımı devamlı kaçıyordu. Yurttan çıkarttık, devamlı kaçıyordu. Yine bunun yanına kaçtı. Evet. Bağımlı olmuş. Evde ben poşetle şeyini yakaladım. Ama sen dedin ki Süleyman alıştırdı. Şimdi dinle. Biz sonradan öğrendik bunu. Ben sonradan öğrendiğimi. Evet. Evde. Bağımlı olmuş. Hatta o gün dedim ki kızım bak kaçmadan ben biliyorum kaçacağını yurttan çıkardığımızda. Kızım kaçmadan bana bir kahve yap da öne ya kaç dedim bak kaçacağını yine biliyorum dedim. Senin dedim yapacağını. Yemin olsun böyle ya dedim. Tuttu benim. Hatta eşim dedi ki Hüseyin koş Gülben gitti. Ondan sonra oradan kaçtı gitti. Bu çocuğun yanına gitmiş. Bu çocuğun yanına gitti. Süleyman'ın. Süleyman'ın yanına. Biz gittik Akisar emniyetine. Oradan araştırma, gene tekrardan kayıp ilanı ve ihbarı verdik. Hepsi var orada zaten. Yine. Hüseyin Bey bu Süleyman'dan bağımlı. Bağımlı. Evet, evet. O da hatta elimizde delilleri de var. Savcılıkta. Niye düğün yaptınız bağımlı olduğunu? Ben şimdi anlatayım. Benim kızım buna kaçtı. Ben anlattım. Bak kızım, neredesin? Yok oradayım, yok buradayım. Süleyman'la içki masasında gitmişler... sosyal medyadan evet, fotoğraf atmışlar. İkisi baş başa. Baş başa. Onlar yok. Onlar yok şu an. Fotoğraf atıyorlar. Biz de bunu geldi elimize geldi. Evet. Neyse biz bunu aldık doğru direkt adını soyadını bulduk polis karakolunda. Beyoğlu çıktı. Ben kızımı çıkartmak için dedim ki bak Erkan benim kızımı çıkartın. Bunun ucunda ölüm olur. Bak gerçekten ölüm olur dedim benim kızımı çıkartacağım. Ya dedi birader biz aynı kökteniz işte tanıyoruz, ediyoruz bilmem ne. Bunun babası
başladı. Ya dedi işte dedi. Olur böyle şeyler dedi ya. Otur bakalım dedi bir çayımı kız iç. Kız bu arada 15 yaşında ya. Kız yaşında 15 yaşında. Oturulmuş pazarlık yapılıyor. Hayır. Koca koca adamlar. Biz oradanız, biz buradanız, şeyiz, hemşeriyiz. Böyle şey olur 15 yaşındaki kız için koskoca adamlar ki bir sene önce 14 yaşındayken de başkasına gitmiş. Oturmuşlar bayağı pazarlık yapıyorlar yani. Şimdi anlatıyorum Serap Hanım. Dedim kardeşim bak benim kızımı çıkart. Artık dedim bu saatten sonra ben sana bak söylüyorum dedim. Ya dedi başıma bir iş geldi dedi ondan dolayısıyla dedi. Ya ne oldu dedim birader anlat. Ya kardeşim dedi işte birinden dedi bir işimiz oldu. İşte şöyle oldu böyle oldu. Aa, açıklamak istemiyorum. Dedi ondan dedi aşna fişnemiz oldu dedi. Onun yüzünden de örtbas ettik olayı. Bak dedim Erkan benim çocuğumdan, benim ailemden, benim kızımdan uzak durun. Benim bak ben dedim benim kızımı çıkart. Ya dedi işte ben dedi Süleyman'a söyleyeyim. Bakalım biliyor mu yerini? Çok detaylı anlatmana gerek yok. He. Sonuçta o düğün yapıldı mı yapıldı? Yapılmadı. Para istedin mi? Peki. Para istemedi. Ya dini nikah yapıldı mı yapıldı? Şöyle. Ben anlatıyorum. 40 bin mevzusu var mı Hüseyin var? Ben şöyle karşı avukat bey. Karşı taraf da söyledi, kızlar da söyledi. Birbirlerini görmezken bak avukat söyledi. Bey ben şimdi söylüyorum. 40 bin liranın hesabını adını ben size getiriyorum. Ondan sonra bunlar başladılar. Bu arada kızınız da bir taraftan bir videoda işte sizin şey yaptığınız, dini nikah falan yaptığınız, eğlence yaptığınız gün işte o gün Süleyman'la. Herkes gayet mutlu. 15 yaşındaki kız... Süleyman. Evet, evet. Ondan sonra pastalar. Yani evet. Orada kimse olay falan çıkarmamış. Orada polise haber verseniz polis orayı basardı yani. Hani Serap Hanım, bayağı dini nikah falan yapıyorsun. İşin sonunda ölüm olacak bir ortam yok yani. Şimdi, bayram var orada. Yok yok her şey. Hanım, benim kızım, alan memnun satan memnun yani. Şimdi biz bunu kaçtı gitti ben bunu aldım. Kendi elimle kızımı çıkarttırdım. 40 bin istedin mi istemedin mi? İstemedim avukat bey. Öyle bir şey olmadı. Olay yani ben sana açığını getireyim. Öyle bir şey olmadı. Hüseyin kesinlikle. Bey çok detaylı anlatma zamanım yok. Evet, sonuçta şu noktaya gelindi mi gelinmedi mi? Gelindi. Bu noktaya gelinmesi benim kızımın suçu. Yapmayın. Bu çocuğa kaçtı gitti. Çocuk diyorsun hepsini, bir de. Hepsini bak, kendisi bir de çocuk buldu. Diyorsun. Çocuk yalvardım. Hata yapar. Bak Serap Hanım ben yalvardım yakardım. Okulu açık. Şu an okulu dahi açık. Kızım gel bak yapma. Bunlar dedim babası yaramaz. Amcası kriter şu. Heh. Baba yaramaz, evlat yaramaz. Yaşın 15 değil. Kriter çocuk yaramaz, baba yaramaz. Ondan sonra 40 bin lira istemişsin. Hayır efendim öyle bir şey olmadı. Annesi de söylüyor. Annesi Süleyman zaten, da söylüyor. Zaten söylüyor. Onlar ayrıca o kızlar da dün söylediler. Senin kızın da demiş ki tamam ona şöyle kredi diyelim, çektim onu çalışacaksın ya da başlık parasıyla gideceksin birine ödeyeceksin o parayı. 40 bin lira benim borcumu ödüyor mu? Ben ne bileyim ödüyor mu? Benim borcum 92 bin lira. Öyle bir şey yok. O zaman kredi çektin ben hiç kredim, ödemedin. Ben kredimi 92 bin lira kredimi 40 bin lirayla nasıl ödeyeceğim onu bana ispatlasınlar ya. Yarısını 40, verirsin canım. Hayır, 40 bin lirayı kızın için çektiğini söyledin ama kızını harcamamışsın ki ne yaptın? Onu harcadım çocuklarımı evet, harcadım. Yani harcadım. Sen o krediyi çektin kızım, zaten kızın bu parayı öder diye rahat rahat hayır, kredi hayır, çektin. Hayır ben kızımla hayır, değil hayır, ben ödüyordum borçlarımı. Ödememişsin. Ödüyorum borçlarımı ödüyordum. Hepsini ödüyordum. Hüseyin Bey ayrıca dün karın bu 40 bin liranın istendiğini kabul etti. Şu şöyle kabul dedi. Etti. Bak. Ya ne şekil bu şekil. He. Kabul etti ben dedi ki biz en son mecbur vazgeçsinler yani. Bu parayı veremeyiz deyip vazgeçsinler diye. Evet. Biz bunu, kızımı vazgeçirmiyorlar bir türlü peşinden. Böyle bir para zikredilmiş kardeşim zikredilmiş. Söylenmiş 40 bin lira bir para. İşte. Ya bir şöyle. Bir kuruş para falan almadık. Bir kuruş para almamış olabilirsin. 40 bin lira dediler. Ben tabii canım adam sizin yüzünüzden kalp krizinden gidince nasıl alacaksınız ya parayı? Ya öyle mi diyorsunuz? Araştırsınlar he? Neyden öldüğünü. Bizim yüzümüzden ölmedi. İçtiği öldü. Bizim yüzümüzden ölmedi. İçtiği hoptan ekstra öldü. Sen nereden tanıyorsun babasını bir dakika? Babasını tanıyor mu? Ben babasını tanımıyorum ama ben o kadınla konuştum. Duygu bağırmadan konuş. Tamam. Sen onların kadını ne içtiğini biliyor sen? Musun? Nereden biliyorsun sen? Kadını ben tanıyorum işte. Ailesini nereden tanıyorsun da böyle konuşabiliyorsun? O zaman sigorta nişan yapmayacaktın ailesini diyorsan niye yaptın? Nereden tanıyorsun? Konuşuruz nişan yokmuşum. Kusura bakma da ben biliyorum. Benim 15 yaşındaydı. Yapmadım. Ben öyle kapasam mı? Bir şey diyeceğim sana. Evet söyle bakayım söyle. Sen bir dakika. Neden sen biliyor musun? Sen bir beni dinle. Bugün ben seni salatamda susarak dinliyorum. Evet. Abla bir dakika. Biz seninle hatırlıyor musun? Dur. Kendinizi hatırlıyor musun? Karakoldan çağırmışlardı. Sadece ikimiz. Duygu abla annemle birlikte. Sadece ikimiz arabaya bindik gidiyorduk karakola. Hatırlıyor musun?
Ben seninle hiç o zaman... Bir dakika. Ha, gittim, hayır gittik. Bak karakoldan ki adamlar şahit. Gittik. Tek sen adam. Orada bana dedin ki keşke benim kızım da senin gibi olsa. Keşke Gülben de senin gibi olsa. Benim annem, babam, Fadime, teyzem hepsi şahit buna. Neden arabanın içinde onlar ne arıyor? Tamam vardın da tamam. Öyle evde de aynı şey dedin. Evde de aynı şey dedin. Arabada da aynı şey dedin. Evet. Evde de aynı şey dedin. Hepsi şahit. Ben madem ben bu kadar kötüyüm, neden geldin soframa oturdun? Sen kendin. Neden geldin soframa oturdun? Gülben evde bu işleri yapmıyor. Sen benim niye soframa geldin, evimden çıkmıyordun? Sen niye oturdun evet. Ben senin evinde iki gün kaldım ama hayır, siz benden aylarca kaldınız. Bir ayda kaç kere geldin? Ben senin orada kızımı kaç kere çıkarttım onu söyle. Bir ayda kaç kere geldin? Bir dakika. Şu an konu farklı, değiştirme. Sen bir ayda bizim eve kaç kere geldin? Ben senin evine kaç kere geldim? Daş çatlasın 10 kere anca geldim, 15 kere anca geldim. Ben Gülben'i 6 yıldır tanıyorum. 6 yıldır senin evine kaç gün geldim? 2 gün kaldım. 2 gün geldin kaldın, işin rezilliklerini sen çıkardın her şeyi. Ya bırak Allah aşkına. Vallahi bilmem şey söyleyeyim mi? Benim önüme sen ne yaptın? Mangal pişirdin, bana mangal pişirdin. Niye yaptın bu kadar kötüysem? Yapmadın mı? Ben sana mangal yaptım. Ya yürü senin için yaptım dedin ya. Evet, bırak ya. Için. Öyle ya, dedi. Bırak ya. Sude. Sude. Allah aşkına bırak ya. Sen şöyle bir adamsın. Bir tarafı bu tarafa bakıyor. Bir tarafı bu tarafa bakıyor. Damla, tamam. Müsaade edin kızlar. Tamam müsaade et. Ben senin değil. Damla kızım getirdi. Evinde kaldı. Aynen. Denizler ne kadar götürdü. Ben de biliyorum. Ne yaptık Damla Bozan'a? İftiralı denize götürdü. Hadi söyle hayır. Bakalım. Onu da Gülben anlattı. Bak şimdi. Denizine götürdüm. Ha. Abi dedi beni evde dedi ne param var ne pulum var. Çıkarttım. Tek başınıza mı gittiniz? Koydum. İkiniz mi gittiniz? Nasıl? Hayır ben çok fena. Dur Duygu durun. Ailecek götürdük. Kızım dedi ki baba ne olursun denize hiç gitmemiş. İlla bizden beraber gelsin. Tamam kızım gelsin. Arkadaşın tamam. Senin gelsin. Ama bak kızım ben mesuliyet kabul etmem bir sıkıntı olursa. Yok baba dedi öyle bir kız değil yarın dedi boğulur mu olur ben anlamam dedi. Ben yüzmesini fazla bilmiyorum dedi. Annesi dayı izin verdi. Annesi dayı izin verdi buna. Evet. Annen yüzmeyi de öğrettiydin değil mi? Onu da biliyorum. Damla anlatmıştı bana. Ha. Şimdi denize götürdük. Beraber yedirdim, içirdim, gezdirdim, dolaştırdım. Parasını biliyorum cebine size. Koydum. Ben de şu an sana parasını çok cebine biliyorum. Koydum. Benim kızımı yine de aynı sisteme getiren bunlardı. Damla Bozan. Aynı sisteme getiren bunlar. Yani dediğim gibi kötü alışkanlığı alıştıran bunlar. Benim kanıtlarım var Serap Hanım. Hüseyin onların ben şuradan bir şey diyeceğim. Hüseyin onların evinde bulduğunda kızını o aileden şikayetçi oldun mu? Küçük yaştaki kızımı evlerinde tutuyorlar diye. Olmaya oldu. Gittik. Eşim de vardı. Evet. Abisi de vardı. Evet. Gittik savcılığa kadar çıktım. Benim kızım demiş ki ben arkadaşımın evinde kalıyorum evet. diye. Bir türlü şikayet geçerli olmadı. Evet olmadı. Bir türlü şikayetimizi edemedik. Olur resmi şey. Emirhan da şikayeti kabul oluyor da bizde de 12 yaşından büyük olduğu için geçerli hayır, kabul hayır. olmuyor zaten. Hasan Bey konuşsun. Hüseyin Bey yani bu noktada evet. söylediğin külliyen doğru değil. Evet. Niye doğru değil biliyor musun? Kız 18 yaşında ya rızası olsa bile Sudenes, Kübra, annesi babası o evde tuttuğu için muhakkak ifadeleri alınır ve ceza alırlar. Alındı. Benim kızım ceza alırlardı. Kız 14, 15, 18 kızın değil. 18'in altı olduğu için. Dolayısıyla kızının rızasının olup olmaması, kızının beyanı orada önemli değil. Sen şikayetçi olsaydın bunlar ceza alırdı. Hocam, yemin ederim. Dolayısıyla böyle bir şikayet yok. Yemin ederim ki bakın hocam, polislere gittiğimizde hiçbirisi evet. bize dediler ki, kızın gezmeye geldi benim arkadaşım, beni zorla kaçırmadı, alıkoymadı. Demedikten sonra hiçbir şey yaptı. Yapamazsınız. Olur mu öyle şey? Öyle şey vallahi ya, billahi hocam. Hayır, hayır. Gerçekten öyle. Öyle bir duvarlak yok. Çok merak ediyorum. Yani yalanların üstüne yemin ediyorsun. Ben yalan üstüne yemin etmiyorum. Benim Allah'ım da yemin var. Ediyorsun. Peygamberim de var. Sizin Allah'ınız çıkacak. Ne Allah'ınız var ne peygamberim. Allah peygamberi karıştırmayalım bu işleri. Karıştırmayın Allah'ın yalan yeri ya. Bir şey diyeyim siz iki karı koca Edi ile Büdü gibisiniz şu an. Çok uyumlusunuz. Çok siz, güzel de yalanlar atıyorsunuz. Çok siz güzel de yalanlar ya. Söylüyorsunuz. Sen de çok siz güzel Edi, ya. Edi Büdü işte ben yalan bir numara ötekine. Orman güzel. Ne? Vur ötekine. Ama bu lafların hepsini sana yedireceğim Duygu Subaşı. Yedirebilirsin. Yedirebilirsin. Evet ben size de aynen. Annem neden biliyor evet, musun? Evet. Bir insan suçlu olduğu zaman harlar gürler. Evet, ben suçlu değilim. Ben de sakinim abicim. Sen benim bana suçlu... Bil
bilmem nesin deyince ben zaten olmam. İki kuruşluk, üç kuruşluk insanlar için ben zaten kendimi şu an... Sen kendinden bahsediyorsun. Sen kendinden bahsediyorsun. Siz şu an kendinizden bahsediyorsunuz. Bir şey değil mi? Benim anlamak ki ben buraya oturdum. Müsaade edin çocuklar. Çok anlamak canım. Bir dakika Duygu. Doğru. Serap Hanım, ben buradan yetkililere sesleniyorum. Seslen. Benim kızımın telefonunda madde kullandırdıysa, kim şey yaptıysa artık çıkartsınlar yani. Bence de. Şu an telefonu siper şeyler yok mu? Araştırmada. Şu an benim kızımın telefonu araştırmada. Çok önemli bir telefon geldi. Bir saniye. Alo. 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 Buyurun. İyi yayınlar Serap Hanım. Teşekkür ederim. Buyurun. Aile yalan konuşuyor orada. Ne biliyorsunuz? Ne biliyorum? Önce Gülben'in bana anlattıklarını biliyorum. Siz arkadaşısınız Gülben'in. Evet. Evet. Ne anlattı size? Sürekli şiddet görüyorum dedi. Hı, başka? Ailesinin onu dövdüğünü, başka parasıyla başkalarına vermek istediğini. Başlık parası karşılığında. Evet. Mesela Dilek kasabasından yaşlı büyük, ondan yaşta büyüklerine babası vermek istemiş. Doğru mu bu? Hayır efendim. Bu yüzden Süleyman'a kaçmış. Bunların ayarlaması Serap Hanım. Bir dakika müsaade edin. Evet. Bu yüzden Süleyman'a kaçmış. Yer söylüyor. Hangi köy olduğunu filan her şeyi söylüyor. Yani Süleyman'a kaçtığında da 15 yaşındaydı. 15 yaşındayken siz Gülben'i başlık parası karşılığı yaşça çok büyük birisine vermek istemişsiniz. O yüzden Süleyman'a kaçmış. Hayır efendim yalan. Araştırabilirsiniz. Araştırabilirsiniz. Bizim alnımız açık. Benim kızım evimize biz liseye başladığından beri evimize bir türlü girmiyor. Ananesinde devamlı orada kalıyordu. Yani bu kızlarla tanışmadan önce de girmiyordu. Evet, şöyle girmiyordu. Evet. Biz oraya koyduğumuzda annesi gidip oradan okula gidip geliyordu. Arkadaş ortamıyla benim kızım bozuldu. Nasıl olduysa adı tamamen ismini, bozuldu yani. Telefonu bir dinleyelim. Abla. Evet, devam i̇smini edin. İsmini öğrenebilir miyim? Bir saniye müsaade. Serap Hanım, Süleyman'ın babası öyleymiş. Ölmüş adamın arkasından konuşup durmasınlar. Hı. Adam onlar yüzünden öldü. Ne oldu? Ne oldu? Para da para, para da para, para da para. Adama sürekli para, para, benim borcum var para. 40 bin lira para. Hadi 30'da anlaşalım, hadi 20'de anlaşalım. Adam da bu parayı ödeyemedi, adam kalbe tutuldu, kalp krizinden öldü. Onlar yüzünden öldü. Şimdi yok Erkan Demirtaş öyleymiş, yok amcası böyleymiş. Kendileri çok mu düzgün insanlarmış da milleti kötülüyorlar? İsmin ne senin? İsmini ispatla hadi bizim öldürdüğümüz. Daire ispatla. İsmini vermek zorunda değilim. Neden vermiyorsun o zaman? Böyle bir şey iddia ediyorsun. Zorunda değilim. Ediyorsun ya ispatla kardeşim gel de ki bu parayı istedi, bunu aldı, bunu evet, yaptı, şunu yaptı. Nasıl ispatlayabilirim? Ne ispatlayacağım? Sen şimdi nasıl ispatlayabilirim? Süleyman diyor ki istedi. Bir saniye. Süleyman diyor ki istedi. Süleyman'ın annesi diyor ki istedi. Gülben ona buna söylüyor ki istedi. Evet. Siz nasıl bir ispat bekliyorsunuz? Yani iki tane şahitle adam asarlar. Hayır, biz, herkes aynı şeyi söylüyor. Serap siz Hanım başlık parası olarak değil. Biz caydırıcı olmak için. Yani biz... Ben başlık parası değil. Bak dedim kızım bunlar amcası Özkan Demirtaş. Maddelerini yaptım. Madde yedirirsiniz. Yani bir dakika şimdi. Ben şunu söyleyeyim, şöyle söyleyeyim. Caydırıcı olsun diye 40'tan başlayıp ona kadar niye indiniz o zaman? Çünkü ben kızımdan konuştum. Bak kızım dedim bu sana ne düğün yapabilir ne seni geçindirebilir. Olmuyor ya valla olmuyor. Bir, yani bir şey yapacak bir şey yok dedim yani. İkincisi. Bir saniye müsaade eder misin rica ediyorum. 40 bin lira istiyorsan onları caydırmak için 40 binde ısrar edersin. Yasin dosyasında aslında başka bir yere evriliyoruz bir süredir. Farkında mısınız Hasan Bey hocam? Evet, evet, evet. Kesinlikle. Yani önemli bir belki intikam alma yolu gibi görülebilir Yasin'in. Ve hiç değinilmemiş bir konudan bahsediyoruz. Hiç değinilmemiş bir konu bugüne kadar. Sırası geldiğinde ona geçeceğiz ama Gülben'le ilgili konuşmaya devam ediyoruz. Baba Hüseyin. İki arkadaşını Kübra'yı ve Sude Naz'ı iki kız kardeşi kızlarının kafasını karıştırmakla onu işte baştan yoldan çıkarmakla suçluyor. Bütün mesele sanki onlarda bütün suç onlarda gibi. Kübra, Sude Naz mesela siz de
madde bağımlısı mısınız? Hayır. Yasaklı madde kullanıyor musunuz? Hayır. Kullanmıyorsunuz. Siz hiç evden kaçtınız mı? Ben bir kere küçük yaşlarda yapmıştım o hatayı da zaten ben gittim hani Manisa'da babam beni bulmuştu ve hani şöyle ben gece vardiyasında çalışıyordum işteydim 18 yaşındaydım. Sabah işten çıkmıştım gittim Manisa'dan bir öteye gidemedim yani gece bir de babam geldi. Bir de 18 yaşındaydın aynen. Yani reşittin. Aynen öyle. İstesen hani, de ben ailemden ayrı yaşamak aynen istiyorum öyle. Diyebilecektim ama gitmedim. Şu anda da ailenizlesiniz kaçmadınız bir yere. Yok hayır ben sadece ayrı yaşıyorum. Ben ama ailemleyim. Şeyim yani annemlere gidiyorum geliyorum sürekli ayrı orada kalıyorum. Yani belli bir yaştan sonra o da olabilir. Yani burada kaçan göçen onlar değil ama 14 yaş itibariyle kaçan, çocuklarla dini nikah kıyan, nişanda siz işte para pul meselesi, burası böyle, burada öyle bir şey yok. Madde kullanımı da yok. Yani bu kadar, tamam evlerini de açmışlar. Peki o zaman açmasalardı, sokakta kalsaydı daha mı iyi olurdu? Daha güzel olurdu. Neden ki benim kızım bu halde evimize dönerdi. Bunlar kapı gelip de polise benim kızımı teslim edeylerdi. Şimdi evinize mi dönerdi? Düşmeyeceklerdi. Defalarca döndü ve kaçtı. Defalarca şu anda onların dönmedi. Yanında değil defalarca ama evinize dönmüyor. Bize dönmüyor. Defalarca yurda gidiyor. Aklını dolduruyorlar, karıştırıyorlar. Defalarca yurda gidiyor. Biz çıkartıyoruz oradan, eve getiriyoruz. Aynı yine kaçıyor. Kızım bağımlı olmuş. Serap Hanım. Peki, şu anda bağımlı diyorum. Olduğundan, şu anda diyorum. Evet. Onların yanında değil ama Gülben eve dönmüyor. Bu dönmek arada istemiyor. Bu arada bir ses kaydımız var. Bu ses kaydını bize atan kişi karınızla konuşuyor telefonda. Bize de bu ses kaydını gönderdi. Basri'yi tanıyor musunuz? Evet Basri'yi tamam. Tanıyorum. Şu ses kaydı bir gelsin. Ne görüşmeleri dün. Yuvan da alacaktım. Ben ne yapacağım ondan sonra? Senin yuvan da alacak dediğin kocan senin kızını parayla satan bir insan. Doğru mu? Evet doğru. İşleri evet. Bana para istedi evet. Tamam doğru. Bak şimdi. Madem çocukların var diyorsun, alacaksın. O Serap abla zaten seni bırakmaz. Sen kendin demedin mi hani 40 yaşında bir adamı var, tatmaya kaçtı. Belki kız ondan kaçtı. Hatta daha geçmişsin seninle. Ya öyle diyor. Şimdi geçmiş tamam. Ben de akıl mı aldım? Ben de hepsini hatırlıyorum ablacığım. Başka bir şeye de tatmış. Sadece senin hatası başka parası. İstedi mi? Kızı dövdü, bacağını dövdü. Kardeşim böyle dövdü. Diye kendini de söyledin abla. Ya kadiden hatası var şimdi. Karşıda bile herkesin ortasında, el alemin ortasında kızını dövmeye kalktı ya. Bu böyle bir babalık evet. Olmaz. 15 yıl milyara taktın ama. Ben yapmadım, benim suçum yok. Ya senin ben istemedim. Senin suçun söylemedim. Söylemedim. Ya ne yapayım, mecbur kalıyorum. Şimdi söylesem ceza alacak, bize kim bakacak diye, çocuklar basıp kalacak, öldürür be. Bilmediğin çok şey var da söyleyemeyiz sen. Kızından yana ol. Bak diyorsun yok ben söyleyemem bir şey. Ya sen orada söyleyebilirsin seni orada öldüremez. Serap abla ne çocuğu bırakır bir şeyinde ne bilmem neyi bırakır. Çünkü oradasın hakikatçı da bunu. Kızımı kaybettim. Neden kaybettin? Kendi akılsızlığı yüzünden kaybettin. Ya sokaktan geçen insana desem benim kocam kızını katıyor bize yardımcı olur diye. Linç eder bana. Linç. Sen kocanın kızını bıraktın. Kesinlikle kabul etmiyorum. Çünkü ben öyle biriyle konuşmadım. Benim sesim olabilir ama ben öyle bir şey konuşma yapmadım. Ne yaptık biz? Oturup senin sesini mi, hayır, konuşmalarını mı bunların değiştirdik? Bunların yaptığı bir oyun. Ya yapma bize attı. Onlarla bir alakası yok. Hayır. Bunlara yaptığı bir oyun olduğunu düşünüyorum. Bu ses senin sesin değil mi yani? Benim sesim olabilir ama ben böyle şekilde konuşmadım. Ne yaptık biz? Kelimeleri bir araya getirip seninle hayır, bir cümle sizin mi? Hayır, değil. Kabul etmiyoruz ben yani. Benim eşim şey. Bu şekilde kesinlikle ya yapmış. Onun sesi, kendi sesi. Evet yani ama tamam bakın, sesi olabilir ama olabilir karşı taraftaki ya insan. Ya ben karşımda inkar eden gördüm de bu kadardı. Bu kadarını hiç görmedim. Ama Serap Hanım inanın neler, o sosyal medyada neler yapıyorlar ki. Biz mi yapacağız onu ya oturup? Adam bize o kadar ilerledi ki ben bunun kimin yaptığını da biliyorum. Peki Basri telefonda mı arkadaşlar? Beni zaten. Bu suç Basri. Değil mi? Nasıl böyle bir şey izin verebiliyorsunuz? Serap abla bir şey soracağım size. Neye izin veriyor? Bu suç değil mi? Ses kaydı hayır, alıp izin da verdi, atmak. İzin verdi. Kim izin o mahkemede verdi? Verirsin mahkemeye. Senin bizde muvaffakatnamen var.
Orada da adamın da var, Basri'nin de. Hayır, burada gerçeğin ortaya çıkması istemiyor. Şu anda biz mi yani suçlanıyoruz? Evet, gerçek. Biz mi suçlanıyoruz yani şu anda? Hayır, ses kaydı. Nereden vuracağını bilemedin de bize suç değil mi bu diye yaptığın konuşmanı yayınladığımız için biz mi suçlu olduk? Hayır, ben öyle biliyorum Serap Hanım. Ne, nasıl biliyorsun? Bu ses kaydı. Yani asla. Böyle bir kayıt var savcılık, ama yayınlamayın diyorsun. Hayır, kesinlikle. O zaman ne diyorsun? Savcılık kararıyla hani izin olmadan. Sen bize gelince bir şey imzaladın mı? Buraya çıkacağın, evet, konuşulacak, her şey yayınlanacak, o bu. Evet. Basri de imzaladı. Avukat Bey. Muvafakatnameleri ben hazırlıyorum. Sıkıntı yok. Ha? Tamam. Basri Bey merhaba. Merhaba Zeynep ablacığım. Merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkürler. Basri, Duygu diyor ki ben böyle bir konuşma yaptım ama bu konuşmayı yapmadım diyor. Sen ne yaptın ya, bu kadının sesiyle mi oynadın? Yok ablacığım, şöyle oldu. Saat 8 mi 8.30 civarı eşimi aradı. Biz oraya yemek yiyecektik. Ben mutfaktaydım, eşin çocuğu uyutuyordu. Sonradan biz döndük, tamam mı? Bize dedi ki bu şekilde yok, Kırkayistan iki tane kız geldi, Gülben muhabbetini açtılar ettiler, ben tek kaldım, yardımcı olun dediler. Evet. Tamam mı? Biz de sonradan programı izledik. Tamam mı? İzledik ettik. Dedik ki Hüseyin Bey diyor ki biz 3 günlük arkadaşız falan da fıstıklı. 3 günlük arkadaş değiliz ablacığım. Biz onların evinde 2 ay, 2 sefer, 3 sefer kaldık. Kendi Duygu Hanım bizi aradı. Gülben yine kaçtı. Hüseyin öldürecek. Benim eşim 5 aylık hamileydi. Ben de Rus motor vardı. O şekilde köye gittim. Hüseyin'le de beraber Kırkağaç'a gittik. Kızı bulduk. Hatta Sudenaz vardı. O da yardımcı oldu. Herkesin içinde çocuğu dövmeye de kalktı. Ben girdim araya. Ondan ertesi günü Gülben dedi ki, Emine ablasına demiş, yani eşime, demiş ki bu şekilde beni götürün, babam dövecek. Annesi, kardeşi, kız kardeşi, ufak kardeşi ve Gülben bize geldiler. O gece Gülben oturduk, çay içiyorduk. Lavaboya diye dışarı çıktı. Bahçede bir tane normal bir ev vardı. 25 dakika çıkmadı. 25 dakika sonra ben dedim ki oğlan kardeşim Mehmet kalk, kardeşine bakalım, yok kaçmasın. Ondan sonra bu gittik baktık, orada telefonla oynadık, gir içeri dedim. Artı hoca muhabbeti yok. Ablacığım, tamam mı? Ben Gülben'i içeri onu çekmek için, tamam mı, o şekilde söyledim. Dedim ki buradan kaçarsan senin kolunu bacağını kırarım. Babam bana emanet etti, babanla beni papaz etme. Ondan sonra Gülben dedi ki ben size güvendim. Ben Emine ablamla sana güvendim. Ben de dedim ki yani başlık parası karşılığında. Evet, beni 40 yaşında adama satıyor diye söyledi. Ben dedim Gülben yalan söyleme. Bunu ben neden söyledim? Hüseyin'le Duygu bize dedi ki biz çocuklarımın üstüne yemin ederiz, öyle bir şey yok, Gülben'in uydurması. Ben de bunu dedim. Gülben de dedi ki tamam dedi, siz onlara inanın, ben sana yapacağımı biliyorum dedi. Kapıdan çıktı ve kapının dibinde benim eşim ve koltukta, teknik koltuk vardı. Oğlan kardeşi Mehmet oturuyordu. İçeri bizim girmemiz çıkmamız 2 dakika. Ve bu muhabbetin, olayın üstünden ya bir hafta geçti etti. Tabi muhabbet, Gülben böyle söylemiş. Ertesi gün annesi arıyor eşimi. Bir hafta sonra da eşimi arıyor Duygu. Diyor ki Gülben iftira attığını söylüyor. Babasına da söyledi. Gülben size iftira atmış dedi. Bunu kendi de biliyor. Akşama gelelim. Akşam da beni aradı ki dedi ki böyle böyle. Ben de ses kaydını aldım. Dedim sen, dedim madem ben hepsini biliyorum. Beyoğlu'daki çocukla da görüştüm ettim de. Ben kendi dedi. Kendi Duygu Hanım bize dedi ki 40 yaşında bir adama satmaya kalktı. Gülben o yüzden kaçtı. Biz Hüseyin'le o yüzden kavga ettik. Evet. Ben cevaplayabilir miyim? Önce sen bu telefondaki itirafını bir cevapla ben, bence. Ben tamam cevaplayacağım. Bayağı itiraf ediyorsun. Kocam ceza almasın diye ben bir sürü şeyi saklıyorum diyorsun. Bakın. Bence artık korkma kocandan falan. Yok, kocamdan korkmuyorum ben. Ben dün onun karısıyla konuştum. Sadece ben Basri'yle konuşmadım. Basri'yle de konuşmadım. Ben Emine'yle konuştum. Yalan söylüyor. Emine'nin sesi miydi o ya? Yalan söylüyor. Hani ses Emine'nin miydi? Hayır. Bir şeyler yapmışlar. Ben bunu kabul etmiyorum. Erkek sesiydi ama. Ben bunu kabul etmiyorum. Bakın avukat bey. Şimdi karşı taraf senin sesin, öbür tarafta da erkek sesi var. Bir şeyler yapmışlar. Bir şeyler döndürmüşler. Ben bunu kabul etmiyorum. Yani. Hiçbir şekilde kabul etmiyorum. Bir daha yayınlayalım arkadaşlar. Evet, bir daha yayınlayalım. Tamam yayınlayın. Ben kabul etmiyorum. Ben ne için konuştuğumu da söyleyeceğim. Ben dedim ki sizin dedim eşine dedim konu var dedim. Bir saniye, bir daha yayınlayalım.
yuvam dağılacak benim. Ben ne yapacağım ona sonra? Senin yuvan dağılacak dediğin kocan senin kızını parayla satan bir insan. Doğru mu? Evet doğru. İşte bana para istedi evet. Tamam doğru. Bak şimdi. Madem çocukların var diyorsun, alacaksın. O Serap abla zaten seni bırakmaz. Sen kendin demedin mi hani 40 yaşında bir adamı var, tatmaya kalktı. Belki kız ondan kaçtı. Hatta kavga etmişsin seninle. Ya öyle de şimdi geçmiş zaman ben de akıl mı aldım? Ben hepsini hatırlıyorum ablacığım. Bak bir kişiye de satmış. Sadece söyleyeyim hatası başı parası. İstedim mi? Kızı dövdü, bacağını dövdü. Kardeşim böyle dövdü diye kendin de söyledin abla. Ya tabii ben hatası vardı şimdi. Karşıda bile herkesin ortasında, el alemin ortasında kızını dövmeye kalktı ya. Bu böyle bir babalık evet. Olmaz. 15 yıl çok iyi, 40 bin lira taktım valla. Ben yapmadım, benim suçum yok. Ya senin ben istemedim. Senin suçun söylemedi. Söylemedi. Ya ne yapayım, mecbur kalıyorum. Şimdi söylesem ceza alacak, bize kim bakacak diye, çocuklar basıp kalacak, öldürür beni. Bilmediğin çok şey var da söyleyemeyiz sen. Kızından yana ol. Bak diyorsun yok ben söyleyemem Hüseyin. Ya sen orada söyleyebilirsin seni orada öldüremez. Serap abla ne çocuğu bırakır Hüseyin'de ne bilmem neyi bırakır. Çünkü o kadın hakikatçı kadın. Kızımı kaybettim. Neden kaybettin? Kendi akılsızlığı yüzünden kaybettin. Ya sokaktan geçen insana desem benim kocam kızını satıyor bize yardımcı olur diye. Linç ederler adam, linç. Sen kocanın kızını bırak. Koca erkek her zaman bulunmaz. Evet diyorsun ki Hüseyin'in en büyük hatası başlık parası istemesi oldu diyorsun. Bakın ben Serap Hanım zaten ona inkar gelmedin. Dedim ki ben dün söyledim. Siz de biliyorsunuz onu. Onu sen söylemedin. Onu ben söyledim. Sen tamam. Onun üzerine atladın. Ben dedim ki ya belki de vazgeçirmek içindir diye ağzını yokladım senin. Evet. Sen de evet dedin. Tamam İstedik evet dedin. Şekilde. Ama orada da diyorsun ki Basri'ye. İstedi diyorsun. Öyle vazgeçirmek için falan değil. Sonra ya. Da Allah aşkına ben hakikaten çok inkar gördüm de bu kadar artık kör gözün parmağına inkar hiç görmedim ya. Şimdi şöyle o benim sesim değil. Ben karısıyla konuştum. Onlar oturdular bilgisayarın Serap başına. Hanım. Bunlar hacker falan herhalde bu insanlar. Ve çok iyi biliyorlar bu işleri. Montajladılar. Çok film mi seyrediyorsun? Tamam. Serap Hanım biz şu an bütün ne demiştim ben demin? Siber suçlardan dolayı. Hepsine gönderelim mi bunu? Hepsine. Gönderildi. Hepsini gönderelim. He gönderelim. Ne diyorsun? Benim kızımın telefonu. İtirafa ne diyorsun? İtirafta öyle eşinizin Basri Bey'le olan görüşmesine ona bir cevap ver. Sonra gir kızım. Onu ben duymadım, görmedim. Duydun ya. Şimdi duydun şu an ya. Burada duydum. Burada duyacaksın evet, tabii. Şimdi şu an burada duydum. Burada eşin duydun. Öyle bir konuşma yaptın mı? Hayır yapmadım. Yapmamış. Ben kabul etmiyorum. Evet. Ben bir, kabul ikincisi etmiyorum. Kabul etmiyor. Bak pes açıkça. Diyorum arkadaşlar. Ya bir dakika. Pes diyorum. Bir dakika. Şimdi? Eşin yapmadım pes. Deyince sen inandın mı hemen? Evet. Ben eşime güveniyorum. Şu ses kimindi? Ben Yusuf. Bakın ben Emine ile konuştum. Ya bir dakika kardeşim Emine değil o. Basri o da. Eşin ben değilim deyince hemen inandın mı Hüseyin? Evet. Ama ses şey, eşinin. Sesi demiyorum ben. O karşı tarafınınkini diyor ama. Kardeşim karşı tarafın eşin değil miydi? Neyse. Burada çuvalladınız onu söyleyeyim. Çuvalladınız. Çuvalladınız resmen. Mı oladınız? Ya en azından ben burada duydum kabul bunu, Serap etmek Hanım. Bile bir erdemdir. Evet ben böyle bir konuşmayı yaptım. Ama çünkü kocamın cezaevine girmesinden tıpkı ona söylediğin gibi korkuyordum. Buna dile getirirsem ceza alır diye düşünüyordum. O yüzden böyle olmaz arkadaşlar. İsterseniz Siber'e götürün, ister Miber'e götürün. Nereye götürürseniz götürün. Bu seninle Basri'nin sesi. Bu kadar basit istiyorsanız. Serap Hanım bilmediğiniz çok şeyler gerçek, var. Gerçek o da öyle diyor. Basri de öyle diyor. O zaman sen de öyle diyorsun ona. Daha bir şeyler dökmek istemiyorum hayır ben diyorsun. Bunu söylemek isteyip de söylemediğim çok şey var. Söyle o Basri'nin bilmediğiniz ilgili şeyler Basri'nin var. Basri'nin hayatı beni ilgilendirmiyor. Hayır bana şimdi, karşı. Adama Serap karşı. Serap Hanım. İşte bu pardon. Basri diyor ki orada diyor bir iddia oldu diyor. Odaya girdi de okuma falan. Öyle bir şey yok diyor. İki dakika girdi. Sen hayır. De diyor aramışsın onu. Kızım sana iftira attı demişsin. Ya da orada da hayır demiyorsun telefonda. Hayır öyle bir şey olmadı, iftira atmadı. Böyle bir şey yaptın. Zaten öyle bir şey yapmış olsa sen bu adamı aramazsın. Hep yalan dolan ya, hep yalan dolan ya. Serap Hanım biz yalan söylemiyoruz. Bakın gerçekten cidden yanlış anlıyorsunuz. Ya anlaşılıyoruz. Şu ses, yanlış sesi bile, anlıyorsunuz. Ben kabul etmiyorum, benim değil. Ben Emine ile konuştum bile. Yalan bakın, değil. Ben Emine ile konuştum.
Ama nasıl konuştum? Bir dinleyin lütfen bak. Ben dedim ki sizle ilgili konu var dedim. Bağlam dedim, açıklamanızı yapın dedim. Ben Emine ile konuştum sadece. Basri ile falan konuşmadım. Yalan söylüyor. Eşimin niyetini biliyorsunuz mu? Cezaevine sokturmak. Şu an zaten onun davası sürüyor. Peki biraz önce dedin ki evet Basri ile konuştum ama böyle konuşmadım dedi. Hayır, ben Basri ile konuştum demedim. Emine, arkadaşlar Allah aşkına dedim. Ya 10 dedim dakika mi? Önce ilk yayınladığımızda bu ben böyle konuşmadım. Basri ile konuştum ama böyle konuşmadım dediği bölümü getirin Allah aşkına ya. Aa, kendimden şüphe etmeye başladım. Kulağımdan şüphe etmeye başladım. Yok böyle bir şey. Sonra da o Basri değildi, Emine'ydi dedi. Şimdi de Emine'ye döndü. Siz peki şu anda Gülben gelse onunla ilgili planınız ne? Yani bu kız 14 yaşından beri... Serap Hanım uzun ve kısasını söyleyeyim. Adam adam dolaşıyor, doğru mu? Dolaşıyor. Diyorsun ki madde de kullanıyor. Kullanıyor. Bak şunu unutmayın. Kötü alışkanlıkları olan insanlar, yetişkin ya da işte ergen falan. Evet. Muhakkak öyle insanlarla arkadaşlık ederler. Aynen. Çünkü paylaşımları vardır. Yetişkinler için de bu böyle. Aynen. İşte alkol kullanıyorsa o adamlarla olur. Tütün yani muhakkak bu kızlar kullanmıyor. Ne diyeceksin buna? Benim kızım kullanmıyor da benim kızımın kullandığını orada bana attığı mesajda diyor biliyor. Ki senin biliyor. He, biliyor. Öyle mi? Sen de biliyorsun. Sen kendin söyledin bana. Bak şimdi yine söylüyorum. Ama sen de biliyorsun. Sen dedin, kullanıyor dedin, onun peşinde dedin, ondan dedin. Ben de sana tamam mı? Bak, dinle ama dinle. Bir alışkanlık yapan, madde kullanan bir kişi nereye gider? Torbacının yanına gider. Torbacı mıyım ben? Evet. Kanıtla, ben kanıtla. Hadi gidelim hastaneye. Torbacı var mı cesareti? Ama sana maddi manevi tazminat davası açarım bak. Söyleyeyim. Öyle mi? Tamam, kanıtla sen. Yani Hüseyin Bey yani, dediğim gibi. Ya şimdi. Bu insanlar bunu... bakın senin çocuğun ya da değil. Genelde kendi paylaşabilecekleri şeyle ortamlara girerler ve o insanlarla arkadaşlık ederler. Doğru mu? Doğru. Doğru. Yani tertemiz bir insanın yanında şimdi benim yanıma bir yetişkin, bu kötü alışkanlıkları olan bir yetişkin gelse ben uzak dururum arkadaş. Bana da bulaşır derim, bir şey olur derim. O yüzden senin kızın şu anda İzmir'de. Yine bir erkek varmış hayatında onunla beraberken bir ailesinin yanında biri işinde gücünde madde kullanıyorlar mı? Hayır. O tamam. Zaman bence birilerini suçlamak yerine biraz kendinizde de hata arayın bir. İki, bu kız döndü geldi. Onunla ilgili planınız ne? Okutmak. Evet. Okuyacak. Başka çaresi yok. Ben okulunu kapattırmadım Serap Hanım. Bu kız okur mu sence artık? Ben onun okulunu kaçtığından beri dedim ki kızım bak ben kendimi feda ediyorum. Ne olursa olsun ben bu borcu ödeyeceğim. Borç değil. Ben bak iki tane çocuğumu okutuyorum. Kendi emellerimle yine okutuyorum. Oğlumu da okutuyorum. Ufak kızım iki seneden beri okula gidemiyor. Kızım kaçtığında dolayısıyla. Biz sabah beşlere kadar kızımı aradık. Aradığımız yerde bu kızın orada çıkıyor. Aradığımız zaman bu kızın orada çıkıyor. Ararken de ben vardım hatırlatırım. Hatırlıyor musun mezarlığa gecenin saat ikisine kadar birlikte gittik. Sevim Nur vardı yanımda. Evet. Mezarlıkta kız başıma iki kişi biz Sevim Nur'la birlikte kız başıma aradım. Sen inşaatlarda aradın. Yalan mı? Namkörlük yapma doğruyu söyle burada. Onu doğru bak şimdi sana doğru söyleyeceğim. Ha. Serap Hanım benim kızım kaçtı. Kaç gün oldu bir kaçalı? 29 Ekim'di galiba değil mi? Evet. Hemen hemen de 20 gün. 10 gün diyelim. 10 gün 20 gün. Her neyse 10 gün. Bir 10 günün içinde benim kızım polisler tarafından bulunmuyor. Sağdan solda araştırıyoruz, ihbar veriyoruz, bulunmuyor. Sude gidiyor. O gün kaç dakika dolaştık Sude? 40'aç benim hani evrenimin içinde ya. Evet hani, evrenin içinde ya. Tanımadığım insan yok ki ya dediğin gibi. Evet. İlla kaç dakikada buldun? Dakikayı söyle bana. Ya önce bir teşekkür etsene abicim tamam. Sen ya. Bir önce bir çok teşekkür et bulmuş yani. Sen ne biçim adamsın ya? Bana yağlamıyorsun. Sen benim kızımı nasıl buldun? Ya bırak Allah için ya. Edele büdüsünüz gerçekten ya. Ya öyle diyorsun ya. Kız bunun yüzünden bak. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben size şimdi gerçekten... bunun yüzünden biz bunlara yardım ediyorduk. Hadi bulalım, hadi Gülben dışarılarda kalmasın diye. Bunlar o kadar çok kötülük yapıyor ki kıza. Bunların yüzünden biz de tamam mı kıza yalancı durumuna düşürdük. Hani babasını kucağına getiriyor gibi durumdayız şu an. Kız bize güvenip yerini söylemiyor. Mesela ben gidip kızı alamıyorum veya kızı gözümün önünde tutamıyorum. Ha yine babaya teslim edersiniz diye. Babasına teslim edeceğiz diye hiçbir tuzak kurarsınız babayla beraber. Söylemiyor. Ama ben şunu da şurada söyleyeyim. Ve bana yalvarıyordu daha geçen. Babanın eline bırakmayacağım.
Bırakmayacağım. Ceza da alsam bırakmayacağım. Öyle diyorsun değil mi? Evet. Benim ben bunu inkar etmedim ki, söylemedim. Hayır, kız elinde hiç yanlış. Evet. O mekan yanlış, sahibinin yanlış. Onu alması yanlış zaten. Başkasının kimliğiyle mi giriyor? Hayır, hayır. Çünkü kimliğiyle o kimlikle giremez. Cadde. Suudan az. Devamlı orada takılan bir kız bunlar. Ya sana ne benim özel hayatımdan? Yani, ben tamam bir şey söyleyeceğim. Sen ne benim özel hayatımdan? Şu an senin, onları, bir dakika ya. Sen şu an benim özel hayatımdan? Senin amacın kızını bulmak mı benim özel hayatımdan? Sen niye bana oyun yapıyorsun madem? Bir dakika ya, bırak Allah için yapsana. Ne oyun sen ya. Şuna de ya, benim kızımı ne hakla getiriyorsun cadde barlara. Peki ben size bir şey söyleyeceğim. Götürüyorsun oralara sen bunlara. Sen niye satıyorsun kızını? Hüseyin abi bana bak bir. Ben abi deme. Abi demeyecektim sen ya. Sen niye satıyorsun kızını? Ben de sana bu soruyu soruyorum. Hüseyin Bey bana bakar mısınız bir? Aynı şey ikisi. Dur. Hadi bunlar cahil. Bunlar 18 yaşından küçük bir cahillik yapmışlar. Gitmişler de onu konuşursun, oturursun, güzellikle anlatırsın. Evet. Bir daha yapmazlar. Her neyse de. Sen diyorsun ya hani sen 18 yaşındaki küçük kızı ne hakla götürüyorsun? Evet. Sen ne hakla kendi namusunu, kızını para karşılığında kendi ekonomik şeyin olarak görüp de başka adamlara satmaya kalkıyorsun. Başka adamlara satmaya kalkmadı benim işim. Biz başka adamları kesinlikle satmadık. Kabul etmiyorum diyorsun, tamam mı? Kabul etmişsin. Telefon konuşmasında kabul ediyorsun. Hayır kesinlikle. Yalan bakın. Kusura bakma. Kusura bakma. Gerekiyorsa yapılsın. Yalancılık kısa, var yemin ederim. Evet, parayla olsa kızı çekeceksiniz. Ben bunu jandarmadan kızı çıkarttırdım götürüp gittim jandarmaya teslim ettim. Benim kızım dedi ki bu benim erkek arkadaşım. Orada ben o çocuğu bıraktım kızımı eve aldım. O gün akşama bu çocuğa yeni kaçtım. Sen bu yalan sen işini yapıyorsun ha. Bir saniye sen kendin yapıyorsun. Bak Hüseyin Bey kendin demişsin ki var. Çocuğa bana evet. Bir kahve yap kaçmadan önce. Sen gene kaçacaksın. Evet evet. Evet. Yine kaçacağı belli. Kahve istiyor kızım kaçacağım tahmin ediyorum. Neden tutamıyorsan niye başkalarını suçluyorsun diyorum. Serap Hanım ben de tutamadığımı da söyledim. Alışmış artık şimdi bağımlı olmuş. Bu kız bağımlı olduğu sürece biz neden bunları tutuyoruz biliyor musun Serap abla? Kötü alışkanlıkları edindirdiği için. Ama diyor ki Hüseyin Süleyman'dan edindi o alışkanlığı Süleyman'dan diyor. Edildi, bir bunlardan Süleyman'dan değil ilk önce bunlardan edindi. Ama bunlar temiz. Serap abla temizliğe inanın araştırın temiz değil bunlar. Tamam, araştırabilirler. Biz olayı böyle araştırabiliriz. Evet var mısınız? Varım. Tamam varım. Ama maddi manevi tazminat davamı açacağım. Ben de. Açabilirsin. Sıkıntı yok. Çünkü hani... Burada tüm Türkiye'ye karşı hani ciddi konularda suçlamalar oluyor ya. Ben bir şey daha söyleyeceğim. Hı. Çok kısa. İki gündür kızlar burada ya. Siz de tabii demediğinizi bırakmadınız. Gençler hata da yapmışlardır. Onu bilemem. Onu aileleri ilgilendirir. Artık reşitler bir de ama bir tek ihbar gelmedi onlarla ilgili biliyor musunuz? Ya. Şöyle kötüler, böyle kötüler, şöyle sokakta böyle yaptılar, orada böyle. Bir tane ihbar gelmedi. Buna ne diyeceksiniz peki? Tamam gelmedi de 40 ağaç polisinin bütün dosyalarını çıkarsınlar Sude'nin üstüne. Ya ben cahillikte kavga mı yaptım sen? Kavgaya ne giriyor? Yani kavga da yapıyorsun. Sinirlendin bir tane adamı öldürmüşsünüz. Bir tane adamı öldürmüşsünüz. Anladın mı? Yok artık. Ya bir dakika. Bütün yok suçları... artık. Katiller mi bunlar? Şöyle söyleyeyim Serap Hanım. 40 ağaçta. Hiç böyle bir duymam. Katiller mi? Hayır ben böyle bilmiyorum doğru bilmiyorum. 8 tane leşim var 9. Bu çocuklar, bu kızlar katil ve ellerini kollarını sallayarak geziyorlar. Katilim ben öldüreceğim. Bir şekilde sıyrılmışlar diye biliyorum. Ha bir şekilde sıyrılmışlar. Hocam son sözü hocama veriyorum bu konuyla ilgili. Devlet şimdi yok. Şimdi buraya kızını veya işte çocuğunu kaybeden pek çok aile geliyor. Hı hı. Ve onların yüzlerinden, konuşmalarından, mimiklerinden, içlerinin nasıl yandığı, evlatlarını nasıl özledikleri, nasıl kurtarabileceklerine dair... bir çırpınışları olduğu anlaşılıyor. Ya siz burada kendinizi savunmaktan ve başkasını suçlamaktan başka hiçbir şey yapmadınız. Burada konu sizin bütün bu konuşmalarda sizin kızınız değildi. Kendinizi savunmaktı. Hakikaten yani bu kızı devlet sahip çıksın, bir hayırsever sahip çıksın ama siz sahip çıkmayın. Sizin öyle bir niyetiniz yok bizim yani. Bizim niyetimiz olmasın. Çıkamıyorsunuz zaten ama bak buralara sen kadar, bir baba olarak bile... Ben baba olarak... Kahve yap bana kızım. Sen nasılsa kaçacaksın. Kaçmadan önce bir kahve yap. Biliyorum. Normalleştirmişsin bunu. Çünkü devamlı kaçtığı için. İyi ya. Bunu normalleştirmişsin. Kaçtığı için. Kaçma kızım. Bak anlattım durumu. Ama kaçma kızım kaçma değil. Çocuğum. İddiaların odağındaki kızı evet. Bulduktan sonra onların... Onun söyleyeceği daha önemli. Çok bakın, önemli. Bir virgül koyuyorum. Evet. İbrahim ablasının bir düğünde görüp beğendiği kızla nişanlanıyor, konuşuyorlar, anlaşıyorlar. Bir yıl nişanlı kalıyorlar, evleniyorlar. 3 aylık evlilerdi. Fakat 1,5 ay falan aynı çatı altında. Sonra diyor iddiasına göre
Evden ufak ufak kendi eşyalarını taşımış meğerse sonra da kayıplara karıştı. Bizi de engelledi. Çok büyük paralar harcadık. 100 bin lira şey çekildi, kredi çekildi. İşte 30 gram altınlar vesaireler sahte gelin olarak nitelendiriyor. Ama gerçekten Rabia sahte gelin mi? Çünkü sahte gelinler böyle nişanlanıp uzun süre kalmıyor. Evlilik, resmi nikah yapmıyorlar filan ya. Niye sahte gelin diyor acaba? Şimdi ablası Gülcan'la birlikte İbrahim'i davet ediyorum. Bugün artık Rabia konuşacak. Aynı çatı altında kalmışsınız. Evet. Kavga çıktı bir gün önce. Evet, iki kere ben aile büyüklerini topladım. Bakın bu böyle olmuyor dedim. Bu dedim bu şekil giderse dedim yarın bir gün dedim ayrılacağız dedim. Bugünü gösterdim ben onlara. Eşim nikahtan sonra altınları alıp kaçtı. Ne kadar bir altın taktınız, ne kadar bir masraf yaptınız bu düğün? Şimdi sözde bir bileklik, çeyrekli altın, full altın, bir tane zincir, kolye. Küpe. Düğüne 36 gelince 36 gram altın. Evet. Diyor. 100 bin lira doğru. Kredi çekildi. Ayrıca iki bilezik, küpe, yüzük aynı şekilde. Bu kaç kez nişan atmak istedi? Kardeşim nişan atmak istedi çünkü. Ama onlar kabul etmedi. Biz dedi bir kere dedi bu yüzük parmağa girmiş bir daha evet. Çıkmaz öyle. Kaç sefer nişanı atmaya kalktın? Ben belki 5 sefer, belki 10 sefer. İbrahim sen çok mu beğendin kızı? Yok hayır hani ben şöyle bir şey söyleyeyim ben. Ya gerçekten hani annemin işte, dediğine hani baktım, ablamın dediğine baktım. Gerçekten bu yani. Evlilik vaadiyle birçok kişiyi dolandırmış. Adana, İstanbul, Kırşehir'de de bu kızın yani mağdur ettiği kişiler olduğu yönde Bursa'da da varmış. İddia var. Ben de gittim zaten kendilerini dolandırıcılıkla ile ilgili bir dilekçe verdim. Kaçak gelinin babasından damadına yalanlama. Kendilerinin taktığı 17 gram, 2 tane 17 gram bilezik takmışlardır. Ben de onların evine 70-80 bin liralık beyaz eşya göndermişim. Bütün A'dan Z'ye kadar kendim döşedim o evde. Şimdi. İbrahim hoş geldin. Gülcan hoş geldin. Nasılsınız? Çok sağ olun, teşekkür ederim. İyi misiniz? Sağ olun. Evet. Tamam, iyi olun. Şimdi bir fotoğraf gelecek ekrana İbrahim. Bu fotoğraftaki kişiyi biliyor musun? Önce bir ona bakalım. Şu kol kimin kolu olabilir sence? Bu onun kolu ama bu yaralar... İbrahim'e sordum. Bu yaraları hiç görmedim. Varsa kaşıdığı yerlerdir. Yok kaşınma yarası değil bunlar. Ama ben böyle bir şey hani hayatta yapmadım yani. Ben bunu söyleyeyim. Burası sizin Rabia ile yaşadığınız ev mi? Yaşadığımız ev mi? Değil. Değil. Hayır kendi değil. Evi. Onların kendi evi. Peki bu yaraları diyorsun kendi kaşıyıp yaptı. Hiçbir yerinde yok. Benim burada. Düşüncem o. Çünkü benimle hani benimle onun arasında hiçbir şekilde şiddetli bir kavga, bir tartışma olmadı. Kaşınmaya bağlı olsa tırnak izleri olur. Yani kaşınma yarası belli ederken burada doğrudur öyle bir şey hocam. Görmüyorum. Doğrudur hocam. Hocam bu ne? Darp izi mi? Muhtemelen. Yani bir sen şimdi reklama giriyor. O şeyin adını söyleme de bir hani temizlik malzemesi vardır ya böyle yeri. Hocam kendileri söylemiş. Verme. Onun bir de sopası vardır. Evet. Sen onu getirmişsin, koymuşsun hani dedin ya. Evet hocam. Vur bana demişsin. Evet hocam. Babasına. Babasına. Evet. Sen o sopayla vurmuş olabilir misin? Hayır onu? Öyle bir şey asla. Hayır. Yok öyle bir şey. Öyle bir şey asla. Ben bir söz hakkı alabilir miyim? Tabii. Söyle Gülcan. Evlendikleri günün gecesi ben bu yaraları gördüm ondan. Sen ne yapıyordun orada? Merhem verdim ona sür diye geçsin diye. Merhem getirip. Kendi gözlerimle şahidim. Eğer yalan söylüyorsam kör olayım. Benim annem merhem gerçekten verdi, kendisi de verdi. Kendi babasının evindeyken böyleydi. Yakından bakabilir miyim? Tabii hocam. Yalan söylüyorlar, iftira yalan atıyorlar. Yalan söylüyorlar, iftira atıyorlar hocam. Annemi bağlayabilirsiniz. Kendisi doktora da götürdü. Evet. Doktorda da var şeyde. Kayıtlarda da var. Baktırabilirsiniz. Hocam bacaklarında da zaten bacaklarını hani gösterse zaten aynı yaralardan var. Aynı eskiden. Aynı yaralardan bir şey soracağım. Var. Tabii. Evlendiğiniz gün evet. Diyelim ki kaç Ağustos'tu? Doğum günü. Neyse diyelim 15 Ağustos. Tamam. Sen o gece bu yaraları gördüğünü. Gördüm. Ve sonraki günde hastaneye gittin. Yara merhemi ben verdim ona. Sonra hastaneye mi gidildi? O daha önce gitmişti zaten. Siz götürdünüz mü? Götürdük. Sağlık ocağına da götürdük. Evet. Ne zaman? Aile hekimine, değirmen önündekine. Yani evlendikten kaç gün sonra? Vallahi annem götürdü onu. Kız kardeşim götürdü. Yani biz kaç gün sonra o kayıtlara ulaşsak işte bunu ulaşabilirsiniz. Gördünüz. Ulaşabilirsiniz. Bütün merhem sürdünüz. İki gün sonra da
hastaneye götürdünüz. O kayıtlar da çıkar mı? Evet çıkar. Çıkar hocam. Çıkar, hepsi çıkar. Eminiz. Peki Rabia'nın hiç darp raporu var mı? Yok. Seninle ilgili. Yok yok hayır. Uzaklaştırmış. Hayır, şey yalan söylüyorlar. O gittikten sonra uzaklaştırma çıktı. Aynen. Serap Hanım. Evden güle oynaya süslenerek çıktı. Evet. Kamera görüntüsü var bizim sokakta. Biri baş doğru, sokakta, doğru. Biri son sokakta. Görüyor. Tek tek biri konuşurken biri bir sussun. Bizim, benim babamın evini görüyor. Kapısını. Direkt görüyor. Döverek bir insan kaçıp da gitse yalın ayakla gider. Üstü başı dağınık gider. Ama bu süslenip çantasını almış, topuklu ayakkabılarını giymiş, arabayı bekleyip öyle gitmiş. Taksi mi geliyor? Normal minibüs geçiyor annemgilin güzergahından. Bir insan dayak yese, kaçar ayak gitse... hiç kıyafet falan almamış mı üstüne? Gizlice ne? Kendi elbiselerini babasının evine göndermiş zaten. Planlamış. Ne zaman? Bunu şöyle söyleyeyim. Yaklaşık iki gün önce... Gitmeden. Pardon, bir gün önce evde bir tartışma çıkıyor. Kardeşimle. Kardeşim evi kışkırtıyor. Kardeşime diyor sen erkek misin? Yani ağza gelen her hakareti söylüyor. Doğru. Bu da diyor ki sus. Millet toplandı. Kolu komşu rezil oldu. Kolu komşular da şahitler kavgalarına. Ondan sonra baktım. Bu da dedi ki ver o zaman altınları. Gitmek mi istiyorsun? Al eşyalarını git dedi. O da dedi ki gitmeyeceğim dedi. Babası git durdurdu. Ta ki kendi eşyalarını gizlicene babası gile gönderdi. Bize de diyordu ki üst kata gelip de annem gile. Diyordu bizden birileri gelecek biz misafir kabul etmiyoruz. Yani ne? Gelmeyin. Bizden gelecekler var. Eşyaları toplayacaklar o arada. Peki bizi oyalıyorlardı. Şu ev görüntülerini bir getirelim tabii, ekrana. Tabii babamgilin evini de görün, onun kendi evini de görün. Yani İbrahim'le Rabia'nın yaşadığı ev. Aynen. Hani iddiaya göre iki gün öncesinden kıyafetlerini vesairelerini aynen. Burası toplayıp gittiği denen ev. Ama oradaki beyaz eşyaları babası almış, onlar evet, duruyor. Evet, yatak odası falan hep bizim. Duruyor. Her şey duruyor. Hepsi duruyor. Evet, şey yani duruyor. Kız giderken sadece bir şey almamış. Sadece elbiselerini almış gitmiş evet, sadece kendisine. Sadece elbiseleri, bak elbiselerini hepsini boşaltmış. Ha, bunu, bu bazanın içindekiler ne? Onun kıyafetleri galiba o da. Yok, evet. Kıyafet değil onlar. Onlar çeyizleri. Evet. Çeyizleri duruyor. Bu oturma grubu, bu İbrahim aldı. Yani aile, erkek kız tarafının aldığı her şey duruyor. Bir tek kıyafetlerini... Demek o gardırobu boşalttı. Evet. Ama bazanın içinde de bir sürü şey var. Onları bıraktı. Ama giderken siz o kamera görüntülerinde elinde poşet görmüyorsunuz. Sadece hayır, çantasıyla gidiyor. Evet. Peki Rabia telefonda. Gelsin. Rabia merhaba. Merhaba Serap Hanım. Rabia sen sahte gelin misin? Hep böyle evlilik resmi ya da gayri resmi. Yapıp insanları dolandırdın mı? Böyle bir iddia var. Öyle bir şeyler iddiaları kabul etmiyorum. Yani öyle bir şey varsa biri çıkıp arasın yani. Nasıl kabul etmiyorum? Gel buraya yüzleş. Haksızsan gel buraya. Haklıysan gel buraya. Haklı bir insan gelir burada. Hakkını arar. Ben haklıyım. Ben haklıyım ki buraya geldim. Sen de geleceksin. Sen de hakkını savunacaksın. Peki biz son geldiğimizde neden karşıma çıkıp da demedin niye ki ben gelmek istemiyorum? Tamam. Benim kolumu böyle böyle yaptın neden demek istemedin? Niye engelliyorsunuz? Ne yaptık? Tek tek. Serap Hanım. Tehdit mi ettik? Tek tek konuşalım bir dakika. Serap Hanım konuşabilir miyim? Rabia sen bir yıl nişanlı kalmışsınız. Madem bir buçuk... Anlatayım mı? Bir buçuk ay sonra madem gidecektin niye evlendin İbrahim'le? Serap Hanım anlatabilir miyim? Anlat hadi dinliyoruz seni. Hayatımda ilk defa bir erkekle tanıştım. O da İbrahim'di. Güvendim ona, evlendim. Yalan. Evlendiğim günden beri İbrahim beni dövüyor, şiddet uyguluyordu. Yalan söylüyorum. Ve bilezikleri, altınları hepsini aldı. Ondan sonra Veli'den... Evet, yalan söyleme. Yalnız Rabia Hanım o yerde tam nasıl oldu ben merak ettim. Telefon çalıp getiriyordu. Ben para kazanmaya gidiyordum. Getiriyordu, içiyorum dedi. Yalan söylüyor. Yani kanıtta falan takılıyordu. Kanıtta varsa Serap Hanım, kanıtta. Yalan söylüyor. Gel buraya hakkını savun. Gel lan buraya hakkını savun. Manisa, Samsun, Konya. Milleti dolandırıyor ablası. Şehir şehir geziyor. Aile. Sus. Gel buraya hakkını savun. Ay itibat etti. Bir Serap Hanım onu burada yüzümüze karşı konuşurken görebilir miyiz? Bir saniye müsaade edin. Gülcan seninle ilgili aslında...
sizin Rabia'ya yüklediğiniz suçu, yani onu bunu dolan, o senin yaptığını söylüyor. Yalan söylüyor. Nedir bu Adana, İstanbul, Kırşehir? Hiçbiri yok kıyafet bana, hiç almadım. Buraya geldim, babam 2-3 parça kıyafet aldı bana. Gördünüz, elbiseleri yok. Gardırop boşalmış var. Gardırobu kim boşalttı? Kendiniz gördünüz. İbrahimler boşalttı. Ben hiçbir şey almadım. Hayır, buraya gelip. Yalan, yalan söylüyor. Serap Hanım, bütün her şey kamera kayıtlarında var. Gerçekten. Bütün her şey kamera kayıtlarında var. Peki bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Sesi kesik kesik geliyor arkadaşlar. Bir bakılsın ona. Peki İbrahim Gürcan, madem orada bir kamera var ve onun çantayla çıktığı görülebiliyor. Daha önce ailesinin de gelip o gardırobu üstünü başını boşalttığı görüntüler niye yok? Onlar da vardır Serap Hanım. Onlar da vardır. Ona niye bakmadınız madem mi? Buna baktınız? Onlara daha bakmadık. Kez... İsterseniz siz telefon açarsınız o tarafa. Onlar direkt kameramanlar, hani bu kamera kayıtlarına hepsine bakar. Canım siz bakmışsınız ya, bu kız çantasıyla gidiyor. En son ben giderken gördüm. Bir saniye müsaade edin. Son 2-3 güne de bakarsın. Gardırop boş ya. Dersin ki abi şu kamerayı dün, evvelsi gün, önceki günde bir bakalım dersin. Orada görürsün kıyafetlerini. Ayrıca kıyafetlerini alabilir. Bunda bir sakınca yok da. Elinde valizlerle birileri gidiyor mu buradan çıkıyor? Onları görmüş olursun. Babasının arabası geliyordu kapıya. Tek tek gizlice ne koyuyordu. Zaman gördün? Görmedim ama kesin böyle bir şey yok. Oldu. Serap Hanım, ben işteyken bana diyordu ki, kendisi de hani dinliyordur inşallah. Yani ben, bana diyordu ki sen ne zaman geleceksin? Benim ne zaman gelip gelin, tamam. Hani normal olarak sorulur ama bu o tür sormuyordu. Demek istediğim o tür sormuyordu. Ben bunu anlayabiliyordum. Bana söylüyordu ki ne zaman geleceksin? Sen ne yapacaksın? Hani sürprizi mi var acaba? Bir şey mi var? Bir sıkıntı mı var? Ne zaman geleceksin diyordu. O sırada kardeşi girip gidiyordu. 2-3 kez. Hani bir buçuk aydır evdeyiz. Ama evden elbiseleri dışında bir şey kayıp değil. Yok, doğru. Zaten ben, biz de onu zaten. Yani, bir de diyor yok götürmemişim diyor. Yani bunu şunun için söylüyorsunuz. O aslında planını birkaç gün önceden yapmıştı. Evet. Gitme planını. Yavaş yavaş gardırobunu boşalttı. Evet. Sonra da çantasıyla çıktı gitti. Doğru. Ama... Hiç ben dinleyemiyorum ki şeyi, Rabia'yı. Tamam, bir dinlemek istiyorum. Tabii dinleyin. Rabia, ne oldu da? Serap Hanım, hepsi yalan, iddianın hiçbirini kabul etmiyorum. Ben nikah bile kıymışsam bir tane erkek görürsün desin ki ben Rabia'yla nikah kıydım. Tamam, bunlar gel o zaman. Hayatları yalan olmuş. Valla bunu yapabilmemiz için, bunu teyit edebilmemiz için ya buraya gelip yüzünü göstereceksin ya fotoğrafını... Ben gelmiyorum. Benim avukatım var. Onlar hayır, avukat. Hayır. Diyorsun ya birisi ya. Çıkıp böyle bir şikayette. Suçlu. Ya da fotoğrafın görünecek ki biz bilelim sen bunu yaptın mı yapmadın mı. Fotoğrafı niye gözüksün? Benim avukatım var. Bahsana tamam şey... ama işte bu iddialar için diyorum ben. Gider misiniz? Gel demiyorum sana. Seferinde geldiğinde eli poşetlerle geliyordu. Ondan sonra babam bana kıyafet oluyordu. Yeter ki kızım mutlu olsun. Bunların borçları var diye, sıkıntıya sokmayayım diye. Her seferinde babam bir şey getiriyordu bana. Niye bizim aile yapmadı mı? Ya ulan senin de... yüzünden ben kiradayım. Benim kendi babam, kendi kızına yardımcı olamadı, destek çıkamadı. Benim 3 evladım var. Bana bile destek çıkamadılar sırf senin evin 4-4,5 olsun diye. 60 çocuklarına sahip çıkmıyor. Sahip çıkıyorum, çok şükür. Çok şükür. Bana çamur atma, kendi derdine yan. Ve üst katta babam gir, kendi kapısız. Kendi kapısız otururken sen hala bana gelip diyorsun ki, sen hala gelip diyorsun ki üçüncü, ben buraya layık değilim, üçüncü kata layığım. Üçüncü katı yapalım. Doğru mu? Ben konuşabilir miyim? Bir şey söyleyeceğim İbrahim. Seninle ilgili diyor ki tablet telefon çalıyordu diyor. Yani hırsız. Yalan söylüyor Serap Hanım. Öyle geçindiriyormuş. Yalan söylüyor Serap Hanım. 10 gün benim boş kaldığım gün var. 10 gün var. SSK'ya girip de bakabilirsin Serap Hanım. Şimdi buraya gelenler içini döküyor ya. Evet. Sonra diyorlar ki çıksın yüzleşelim. Çıkıyor. Gene müsaade etmiyorsunuz konuşmasına. Niye gelmiyor ama? Yok, gelsin. Canım bir dur. Tamam, doğru söylüyorsun. Bir dur. Serap Hanım, konuşabilir miyim? Evet Rabia. Benim avukatım var. Ben avukatla yürüyorum. Oraya da çıkmayacağım. Kendileri rezil oldukları için ondan sonra avukat bile tutamadılar. İbrahim gece eve gelmiyordu. Diyordu ben para bulayım. Eve telefon, bisiklet, hırsızlık yapıp geliyordu. Ellerine eldiven sıkıyordu ya. Rabia, bir yıl nişanlı kalmışsınız. Hiçbir olumsuzluk yaşamadınız mı? Hiç mesela o birkaç sefer... Öyle, öyle canım cicimler ki öpüp kokluyorlardı gelinim diye. Gerçek yüzlerini düğünden sonra gösterdiler. Ama İbrahim birkaç sefer nişanı atmaya kalkmış. Ailen ya, müsaade etmemiş. Bizde bir kere yüzük takılır bir daha çıkmaz diye. İbrahim çok yalan söylüyor Serap Hanım. Söz hakkı alabilir miyim? Hırsızlık yapıyor ya.
Hangi görümce? Peki ben hırsızım. Neden babam nişanı nişanı şey yapmadı? Ben 3 kere nişanı atmaya çalıştım. Sen niye yalan söyleyip duruyorsun? Benim annemi babamı da dinleyin. Bir de hani Serap Hanım, benim annemi babamı da dinler misiniz? Bir de hani onlar da yanına verir misiniz? Dövüyordu beni. Şiddet uyguluyordu. Koluma da darp etti. Yalan söyleme. Hangi abla görümce? Serap Hanım madde kullanıyordu, madde. Bir saniye. Rabia, bir saniye. Bir konuda değineceğim. Bir müsaade et Rabia. Hangi görümce gelin ölene kadar uyusun, kahvaltısını hazırlasın, gelin gel kahvaltı yap diye. Hangi görümce yapar bunu? Her sabah bizim benim annem kız kardeşim sabah kahvaltısını hazırladı. Sadece bir kere dediğim gibi bir kere kalktı. Onu da bizim burnu, hepimizin burnumuzdan getirdi. Biz, Serap Hanım. Evet. Biz Kur'an-ı Kerim'i abdestsiz elimize almaya korkarız. Doğru değil mi? Ama bunlar Kur'an-ı Kerim'in üstünü çiğnediler. Evet. Üstüne çıktılar resmen. Şu Kur'an'ı kitabı karıştırıyorsunuz ya, ben deliriyorum. Yaptılar. Yalanlıyorlar ya. Kardeşim lütfen karıştırmayın ya. Tamam karıştırma. Kur'an-ı Kerim bizim... Annesi ya, yaptı. Şeyken... Çarpılacaklar ama. En üste koyarlardı, göremezdik. Hayır, işte, gözümüzün hizasına koyarız. Hani, görelim diye. Dokunuruz da ya. Dokunuruz. Evet. Allah Allah. Ama bu bastı üstünü. Karıştırmayın diyorum, hala bastı tamam, diyor üstüne tamam diyor ya. Böyle bir insan. Rabia, sen neyi bulamadın? Aradığın neyi bulamadın evlilikte? Rabia. Aslında Rabia bulamadı da... Kılıbıklığı bulamadı Serap Hanım. Ben kılıbık olmadığım için. Tamam ama. Hep onları haklı görürsünüz. Bir beni dinleyin ya. Kapatacağım ama. Diyorum ki Rabia, sen evlilikte neyi bulamadın? Aradığın neyi bulamadın? Her lafını yiyecek erkeği bulamadım. Aman Allah'ım ya. Kız diyor ki konuşamıyorum ben, kendimi ifade edemiyorum diyor. Ben bir soru soruyorum, yine siz cevap veriyorsunuz. Önce Rabia mi? Duyuyor musun beni? Rabia. Kılıbık mı olmanı istiyor? Evet. Evet. O vuracak, ben susacağım. O vuracak, ben hani, o ben dinleyeceğim. O söyleyecek, ben yapacağım. Sen hep onların evinde miydin Gülcan? Her şeyden haberin var. Hemen hemen çağırıyorlardı. Her gün çağırıyorlardı. Her gün geliyorlardı. Yani istiyorlardı ki her hafta birbirimizin evinde olalım. Hani akraba kim istiyordu? Onun ailesi, bizim aile sürekli yani iç içe olmasını istiyordu. Bu kadar iç içelik de iyi değil. Şunu bence herkesin bir mahremi, evini, kapısını kapattığında ya görümce niye benim her şeyimden haberdar olsun ki evde tabii. Yani? Ben evlerine girmezdim ki. Kendine mesela ona bir şey soruyorum. Tabii diye sen cevap veriyorsun. O yüzden söylüyorum. Evet. İbrahim, kılıbıklıktan anladığın ne yani? Ne yapsa, niye dövse, dövüyor muydu ki seni? Nereden çıktı şimdi? Dedi, hani dün de demiştim ya ben size. Bir ara ağız tartışmasında geldi, yumruk atmaya çalıştı. Ki hani benim annem babam şahit, benim yengelerim de şahit. Hani bu yaptığı şey şiddete karşı. Neyse baktım bir oluyor, iki oluyor, üç olmuyor. Bana yani durup durmadan çerez yiyorum. Hiçbir şey yerde yok. Diyor ki sen diyor çerezleri niye böyle dökmüşsün? Sen adam değilsin. Sen nasıl bir insansın falan filan. Ya yere bile dökmemişim Rabia. Sen niye bu şekilde bana davranıyorsun? İkide bir bu şekilde niye hani huzursuzluk çıkarıp duruyorsun? Derdin ne, sıkıntın ne? Ben hani nişandan önce de zaten nişan atmaya çalıştım. Kaç defa? Tamam hırsızsam, tamam hani onu bunu içiyorsam, hani ben tamam yapıyorsam, baban niye hani nişanı alıp da atmadı? Bana bunu söylesinler. Bana sadece bunu söylesinler. Başka da bir şey istemiyorum. Aslında Gülcan, sen ilk gördüğünde beğendin ve kardeşinle evet evlensin diye. Son kardeşim nişan atacaktı. Odada. Siz cahilsiniz. Ağlıyordu. Odada ağlıyordu. Bana yalvardı. Gülcan abla yardım et, İbrahim nişanı atıyor. Bir şey konuş, İbrahim'le konuş, yap. Ay yüzüm yüzüne. Gelsin ya. Bak ben suçsuzsam... Bak suçsuz olsam burada benim ne işim var? Şimdi susacak mısınız? Tamam susacağım. Peki. Rabia. Bir buçuk ayda ne aradığın neyi bulamadın evlilikte sen? Ne oldu? Bir yıl çünkü uzun bir süre nişanlılık için. Mutluluk yoktu, sürekli şiddet vardı. Hangi kadın çeker ki? Çalışmıyor, bana gidiyor. Nereden para bulursan bul. Yalan söylüyor. Bu terbiyesizlik mi var? Peki kavga çıkarıyordu diyorsun. Mesela... Neden kavga çıkıyordu? Kavga çıkıyor, ailemi istemiyor, gelmesinler. Neyini görmüş ailemi? Gelmesinler, o da tam tersini söylüyor. Yalan. Hep iç içe olduk diyor. Ya öyle bir şey yok, ailemi istemiyordu. Babamlar geliyor, hoş geldin bile demiyordu.
Babanın elini öpmeyelim. Ben babasının elini, babasının annesinin elini öpmeden oturtmazdım hayatta. Sürekli yal... Sıfıracağım ama. Rabia, sen bence İbrahim'i sevmeden evlenmişsin gibi geldi doğru. Bana. Evet. Öyle bir şey yok. Ben İbrahim'i çok sevdim. Hayatımda erkek oldu, o da İbrahim. Ama o bana değer vermedi. Gerçek yüzlerini düğünden sonra çıkardı. Çünkü... Benim yuvamı yıkan görüncemle kaynanamdır. Bunu da basa basa söylüyorum. Benim yuvamı yıktı, onların da yuvası yıkılsın inşallah. Ne yaptı? Gülcan ne yaptı mesela? Ya hani karıştırdı Serap Hanım ya. Evime, barkıma. Ne oldu ki ama karıştılar? Ben mi karıştım? Ulan ben cebimdeki son parayı çocuklarıma harcamam, getirir sana harcardım ya. Kendi çocuklarımın parasını getirip sana harcardım ya. Yalan mı? Yalnız Allah Gülcan, getirsin. Gülcan, sen biraz karışacak bir görümceğe benziyorsun. Yemin ama. Ederim yok öyle bir şey. Vallahi bak. Vallahi yok öyle bir şey. Yok yok, biraz karışacak bir görümceğe benziyorsun. Ay, bağlansınlar. Ben ne etlisin ne bağlandı işte söylüyor. Vardır bir görümce şeyi var ya resmi. Ya bizden, bizden, bizden ayrı yaşarlar. Ablam, ablam bizden ayrı yaşar. Ayrı yaşaması aslında önemli aslında demek istediğim ben küçük görümcesi. Ben bakalım geçtiğinden bir şey yoksa kapatacağım. Ablası zaten mesela Gürsü'de Kacivat'ta oturuyordu. Sürekli annesinin evine geliyordu. Niye babanın evi? Alışmışlar, yardıma yazılıp duruyorlardı zaten. Ne yapayım? Beni de yardıma yazdırdılar. Üç çocuğum var, kiradayım. Eşimden ayrılmışım. Ya yardım konusu zaten nereye gideceğim vatandaş, ben? Vatandaş yazılsın. İhtiyacı olan alsın diye. Bunun eleştirecek bir tarafı yok ama yani. Kaynananla görümcem çok karışıyordu bana. Yuvamı yıkamıyordu. İbrahim bana sahip çıkmadı. Demedi ki bir sen benim karımsın. Yani sürekli şiddet uyguluyordu. En sonunda da silah annem getirdi yani. Yani ne yapıyorlardı? Kayınvaliden ve görümcen ne yapıyordu? Bana bir anlat açık açık ya. Eksiklerdi, gelin olmuş, iş yapmıyor. Senden memnun değiliz. Sürekli beni azarlıyorlardı. Ben de aşağı inip ağlıyordum. İbrahim beni hiçbir zaman tutmadı. Yani. Rabia Hanım 1,5 ay böyle bir önemli karar için az bir zaman değil mi? Nasıl? Yani hani 1,5 ayda anca insanlar tanıyor birbirini. Evet. Siz 1,5 ayda kesinlikle mutsuz olacağınızı, orada yapamayacağınıza karar vermişsiniz. Evet, biz canın tamam. Cüzüm aylarında olacağımıza. Hep parti beni dövüyordu. Kim çeker ki? Yalnız o yara izi nasıl oldu tam bir tarif eder misiniz? Sopayla olmamış o çünkü. Evet. Sopa izi beni değil. Beni sana sopasıyla vurdu. Dar sıra kurulma. Sopa izi neyle vurdu diyor? Şeyin o ya, malum şeyin ne? Sopasıyla evet. Diyor ama. Ne diyebiliriz? Şimdi o sopa benzeri bir cisimle olan yara izi kesinlikle değil. Ondan ben %100 eminim. Tamam da evde siz yaşamadınız. Ben yaşadım. Bir çeken bilir. Benim bir hayatımın... Yok, adli tıp uzmanının şey işi budur yani, o da bilir. Çok güzel bir yalan söylüyorsun. Ya bir tık be! Baba bana öyle güzel bir yuva kurdu, siz ne yapıyorsunuz hayatımı? Kaçma öyle kaçma, gel gel. Haklıysan gel kendini savun. Benim gibi mi? Gel buraya otur. Gel buraya otur. Ben konuşursa kapatacağım. Gel. Haklıysan gel. Abi ya, bir de şu altın meselesi var. Altınları geri istiyorlar ya. Altın falan yok. Hepsini İbrahim benden döverek aldı. Babamın 1 trilyonluk arabası var, ona 35 milyar altında mı kalmış? Yalan söylüyor, yok. Yalan söylüyor. Kur'an'ıma yok. İbrahim, almış olabilir misin altınları, hayır, satmış hayır, olabilir kesinlikle misin? Yalan söylüyor. Mert'e ya. Yalan atıyorlar. Ya kesinlikle yalan söylüyor. Görmüyorsunuz ki hep onları haklı görüyorsunuz. Benim altını, ben ya altınları alacak olsaydım ben gelirim. Neyi haklı gördüm abi ya, Allah aşkına ya. Yani. Konuşturmuyorsunuz ki hep onlar konuşturuyor. İbrahim sizinle baktın mı? Baktım, hepsini söyledim. Aa. Evet. Neyi tutucu, neyi tutacağım? Akrabam mı benim? Neyim ki? Anlamaya çalışıyorum sadece. Hanım, benim altınlarım. Bak ben... diyorum ki sen altınları sen mi alıp sattın da ailene kız götürdü diyorsun diye soruyorum işte. Serap Hanım beni dinler misiniz? İbrahim'in elinde neden yüzük? Yok, direkt sattı yüzük. Silah almak için sattı. Sürekli eve silah getirip benden ayrılırsan seni öldüreceğim falan. Korkutuyordu. Ay, hiç güleceğim yoktu. Diyordu. Allah seni boşuna da versin Gülcan, tamam mı? Hiç güleceğim yoktu Rabia. Sahte gelin. Sen gel kendini savun o zaman. Sahte gelin. Ne altına? Biz altın mı gördük? Dolandırıyor. He? Ben mi dolandırıyorum? Ay Allah'ım ya Rabbim. Gelin tamam. Ulan suçlu olsam benim burada ne işim var? Müsaade edin, müsaade edin. Beni konuma değinmeyin. Kendi müsaade edin Gülcan. Evet. Serap Hanım kaç defa görüntülü Gülcan yanımda erkeklerle görüntülü konuştu, içki içiyorlardı. Tamam kanıtla. Ben de sanki Gülcan'ın annesiyim, bana şikayet yani, ediyor. Ne yapayım kendi yani konunu konuş. Ben de kaynanamla görüntüm gitti, İbrahim'de sahip çıkmadı. Ben ne diyeyim? Benim avukatım var, dava açmıştım, yoluma bakarım. Acaba tamam, bir şey demiyoruz. Tabii ki yoluna bak da
Onlar da diyor ki bir buçuk ay. Geldiler, gördüler yani gerçekten. Rabia diyorlar ki onlar da bir buçuk ayda herhalde evlenme sebebi işte bizim altınlarımız filan da ortadan aldı onlarla çıkarmıyordu. Aldı gitti. Yatarken bile duş alırken bile çıkarmıyordun yalan mı? Hırsızlar. Her şeyimi çalmışlar. Hiçbir eşyam yok orada yarısı yok. Aa hepsini gördük. Kendine ispat ediyor. Yani şey dediniz ya siz ya Rabia Hanım. Sen bence bak konuşma be. Şey, Rabia Hanım dediniz yani silah getiriyordu eve benden ayrılırsan vuracağım seni. Evet. Siz kaç defa ayrılma konuşmasını kaç defa yaptınız? Atabiliriz. Ses bile paylaşsa atabiliriz. Ekran fotoğrafı aldık. Hayır bak Hasan Bey diyor ki avukatımız daha bir buçuk ay içinde kaç kere ayrılık konuşması yaptınız ki? Ben seni işte şöyle yaparım, böyle yaparım boşanırsan. Bir buçuk ay ya daha hani daha yeni bir de severek. Serap Hanım kaç defa dedi ben dedim ki evlilik susayım. Ondan sonra babamı aradı. Babam kaç defa geldi dedi ki İbrahim derdin ne? Niye çalışmıyorsun? Kaç defa ailesiyle konuştu. İçi bitip geliyordu İbrahim bir de hırsızlık yapıyordu ya. Geceyi tekme gelmiyordu. Yeni evlenmişim yanımda kocam yok. Tek başıma uyuyordum Allah için ya. Yalan söyleme. Peki Serap Hanım annem babamı bağlayabilmeye şansınız var mı? Annemi de bağlasanız ya. Ne diyecek? Babam benim oğlum çok kötü bir çocuk ama Rabia harika demeyecek yani. Öyle bir şey demeyecek de. Tamam. Bir buçuk ayda bu noktaya gelinmesi. Bir kere tırnak içinde şunu söyleyeyim. Tabii. O sahte gelin dediğiniz kavram Rabia ile aynı şey değil. Değil, evet, değil. O çok farklı. Evet. Onlar geliyorlar. Ben seni dolandırmışsam adam birisi çıksın dese Rabia'yı dolandırdım. Öyle bir şey yok. İlla biri çıkar der bizi dolandırmış diye. O çok illa. Farklı bir kavram. İlla biri çıkar. Siz korkutuyorsunuz, tehdit ediyorsunuz, tazminatmış, avukatmış. Bizi peki, de aynısını yaptınız. Peki diyorsunuz ya altınları vermedi. Peki siz onların çeyiz olarak gönderdiği alsın. Buzdolabı, çamaşır. Al, siz gönderin. Gelin alın diyor. Onlar da gelin alın. Babası dedi ki gelin alın altınları dedi. Uzaklaştırma almışlar. Canım taşımacıya da almadılar herhalde uzaklaştırma. Gelin alın diyoruz. Hemen taşımacı gelecek. Vereceksiniz. Biz sizin malınızı mülkünüzü istemiyoruz. Biz de öyle dedik. Göndereceksiniz. Ses karşı tarafı bekleyin. Babasının da şey iyi ki benim görümcem falan değildi. Ya yok gerçekten öyle kötü sanmayın ya. Gerçekten. Vallahi billahi. Ben buraya hakkımı aramaya geldim. Yemin ederim hakkımı aramaya geldim. Peki babası dedi ki çünkü ben altınları veririz bizim için problem bir değil. Bir de takas mahsup diye bir şey var yani eşyalar altınlara sayılsa ne olur yani ne bileyim. Diyor ya İbrahim yüzüğü satmış. Ayrıca bir şey söyleyeyim size. Buyurun. Yani bu iyi bir haber değil belki ama bir sanatçının da başına geldi bu altınlarla ilgili boşanma sırasında. Bütün Türkiye'nin de en ünlü avukatları da bu konuda görüş bildirdiler. Kesinlikle kadının dedi. Yargıtay diyor yani. Kesinlikle kadının dedi. Yargıtay sana eğer iki tane çeyrek bir saat mesela erkek saati takıldıysa onlar senin. Diğerlerin hepsi kadının. Bu iyi haberi de vereyim dedim. Peki. Hatta nasıl bir şey yani neyse söylemeyeyim. Birilerinin akıllarına bir şey gelmesin. Söylemeyeyim evet. Yok söylemeyeyim. Ama o sanatçıyla birlikte tekrar gündeme geldi. Hep gündemde tabii. Olan bir konuydu. Yani bir ay mı ne sürdü evlilikleri valla. 3 milyon dolarlık bu ne yüzük? Onda kaldı. Çünkü kadının yani dediler. İşte böyle. Anladım. Diyeceğim bu yani. Anladık. Peki Yasin Şahin dosyasına geçelim. Asla Feyzi'nin adı geçmemiş. Ben... Ne oldu ne bittiyse onu konuşuyorum. Arkadaşı kız meselesi dedi, Fevzi yine inkar etti. Bir kız meselesi olduğunu arkadaşın söylüyor. Bunu açıkça söyle bence. Kavganın sebebi önemli çünkü. Öyle bir şey yok ki. Arkadaş yanlış hatırlıyor ya da yalan söylüyor. Öyle bir dünya yok ya. Kavga edenler Yavuz'un evini basmak istedi mi? Olay sonrası evet köyde de bir gerginlik yaşanıyor ki iddiaya göre Yavuz'un evine yönelik de bir baskın oluyor. Olay günü HTS kayıtları her şeyi ortaya çıkarır. O gün Yasin'in olduğu evde kimlerin telefonu sinyal verdi? Fevzi'nin neden hiç ifadesi alınmadı? Bir sürü insandan şüpheleniyor ya, abla ben bile şüpheliyim diyor ya. Ya burada zamanında benim yeğenimle gençler arasında böyle bir şey olmuştu. Tabii ki olabilir, gençliktir. Efendim ne bileyim ben, acaba oradan bir şey asla Fevzi'nin adı geçmemiş. Hiç kimse... Fevzi'nin de bir ifadesine başvuralım. Gel oğlum,
Bakalım sen bir şey yaşadın mı bu diye sorulmamış. Yavuz ve yeğeni Fevzi gerçekleri saklıyor mu? Şimdi. Ümmü hoş geldin. Şimdi Yavuz epeydir bize küstü biliyorsun. Neyse barıştık, aramız iyi şimdi. Yavuz canlı yayında olacak, yanında da yeğeni Fevzi olacak. Fevzi ile ilgili de biliyorsunuz, Fevzi o kavganın kız meselesi yüzünden çıkmadığını söylemişti. Ama arkadaşı Ziya tam tersini söyledi. Fevzi dedi ki o hatırlamıyor dedi. Bugün artık çıkacak ortaya çünkü başka bir röportajım daha var, başka bir tanığım daha var o kavga olayıyla ilgili. Önce isterseniz ekrana muhabirimiz Murat Sönmez'le Yasin'in babası Yavuz savcılığa gittiler. Onu bir görüntüleri gelsin bir taraftan. Gittiler. Hasan Hoca'nın Hasan Bey'in daha önce gidip teftiş yaptığı yerlerin kazılmasıyla ilgili babanın da bir dilekçe vermesi gerekiyordu. Bunu yaptılar. Yavuz'la Murat gitti. Yani inşallah Sayın Savcı'dan da kısa süre içerisinde bu konuya bir yaklaşım göstermesini ve gerekli izinleri vermesini umut ediyoruz. İnşallah. İnşallah. Sonrasında ve düğüm çözülecek ama şurada Fevzi'nin o kavga olayı, olaya karışanlar ve o kişilerin, gençlerin babaları da olaya karışıyor. Orada ben hakikaten biraz takıldım orada. Çünkü kaçırılma şu ana kadar yaşıyor ama hiç kimse ihbarda bulunmadı. Yani hele olay sıcakken işte komşumuza bir çocuk getirildi, kayınbirader. Ya biz dedikoduyu da severiz millet olarak. Evet. Dedikoduyu sevdiğimiz gibi ihbar etmeyi de severiz. Küçücük bu köyde nedense hiçbir şey çıkmıyor. Allah 7 seneye yaklaştık. Olur olmaz şeyleri bile ihbar edip yanlış bile yönlendirdiğimiz olur. Ama böyle bir şeyde de yer yerinden oynadı. 6,5 sene önce bu çocuğu görüp de ihbar etmeyen birisinin olabileceğine inanmıyorum. Canlı yayınımız hazırsa Murat Sönmez'e bir dönelim. Baba Yavuz ve yeğeni Fevzi yanında. Yavuz barıştık galiba değil mi? Serap abla bak ben o yani kızgınlığım şundan. Ben Ümmü'ye kızdım o gün. Açtır, susuzdur. Ben onlara kızdım. Benim yoksa ben bak ben ne dedim? Bu can bundan çıkmadığı müddetçe ben o çocuğu bırakmam. Tamam. Yavuz şimdi şu gerçekten bak biz kendi aramızda da bunu konuşuyoruz. Bu arada Fevzi merhaba. Merhaba Serap Hanım. Murat'cığım sana da merhaba canım. Yayınlar Serap Hanım. Sağ ol. Şimdi Yavuz bunu kendi aramızda da biz uzmanlarımızla, ekibimizle, emniyetten bazı bizde çalışan arkadaşlarla, emekli olmuş da bize destek veren arkadaşlarla falan konuşuyoruz. Gerçekten o zamanki kavganın ve taraflarının üzerine gidilmesi gerekiyor Yavuz. Senin bunu o zaman aklamış olman belki ihmal ettin, belki aklından bile geçirmedin bu olayla bir bağlantısı olabilir diye. Ama biraz düşündüğün zaman... Olabileceği hiç ihtimal gelmiyor mu aklına? Hayır Serap abla bakın orada dosyalara bakın. Hı. Ben Fevzi'yi de verdim. O adamları da verdim. Dedim ki bak böyle böyle bir çocuk olayı var. Bunlar da kontrol edilsin diye verdim. Hı. Verdim ben bak. Ben asla yalan söylemem bak. Ben size söylüyorum. Fevzi'nin o zaman demek ki hiç şüphelenmediler. Fevzi'nin ifadesine başvurmamışlar. Bak orasını ben bilmiyorum. Benim ifadem alındı. Ne zaman alındı? Olaydan ne kadar zaman sonra Fevzi? Veya 3 gün sonra, hadi 5 gün olsun yani alındı yani jandarmada benim ifadem var. Beyaz Araç'la ilgili alınmadı mı senin ifaden? Beyaz Araç'la ilgili hangi konuda alındı önemli? İfadenin evet, içeriğini bildiğimiz kadarıyla dosyada Beyaz Araç'la ilgili Fevzi'nin ifadesi alınıyor. Kavga ile ilgili değil. Tabii. Yani bir kavga, onu takip eden süreçte bir düşman edinme... Bir husumet. Bununla ilgili değil. O beyaz araçla bravo, ilgili. Duvar yazısıyla alakalı olarak yaşanan husumetten dolayı bir ifade alınmamış değil. Kesinlikle. Çünkü beyaz bir araç görülüyor Murat'cığım. Doğru mu? Evet. O araçta Fevzi'ninkine uyduğu için acaba sen buralarda mıydın, köyde miydin, değil miydin? Bu şekilde bir ifade. Evet bu şekilde bir ifade alınıyor Fevzi'den. Beyaz araçla ilgili. Çünkü o gün köyün çıkışında da bir beyaz araçtan bahsediliyor. Yine köy içerisinde. Aynı marka ve aynı model bir beyaz araçtan bahsediliyor. Yine aynı marka ve aynı model Fevzi'nin de böyle bir aracı var ama kavga ile ilgili kesinlikle bir ifadesi alınmıyor. Kavga ile ilgili bu süreç ilk defa bizim yayınımızda gündeme geldi aslında. Baktığımız zaman Yavuz'a ben o dönemde verdim diyor ama şimdi Yavuz'la daha önce konuştuğumuzda da Yavuz'un o gün işte köylüler hiç kimseyle bir husumeti yoktur diyor. Ama
tek en yakın husumet aslında Feyzi'nin o köylüyle yaşamış olduğu sıkıntı. Evet. Ve onunla ilgili Yavuz kabul etmese de yine bu aileler Yavuz'un evine baskın için bir araya geliyorlar. Yavuz bunu kabul etmiyor ama bu bir araya gelme oluşuyor. Ve Yavuz, bir şeyi de sen engellemişsin. Yani aslında köyde sevilen bir adamsın. Kötü bir adam değilsin. Husumet direkt sana değil. Ama orada gençlerin bir takıntısı var Fevzi'ye. Ve senin telkinlerinle o insanlar duruyor, geri çekiliyor. Böyle bir şey duyduk. Ama sen o zaman Yasin kaybolduğunda bunu bir bağlantı kurmuyorsun bununla. Ve Fevzi ile ilgili de ya da oradaki o kavga edenlerle ilgili böyle bir şikayetin olmuyor. Doğru mu Yavuz? Serap abla, benim hiç kimseyle şikayetim yok. Artık ben bu olayı söyledim zaten jandarmaya. Ama ben bilmiyorum. Ha, o adamlar benim evime baskın gelmedi. Bana bir şey yapmadılar. Ben dağlardayım. Ben sürekli dağlardayım. Gelme hazırlığı yapmışlar Yavuz. Babaları devreye girmiş. Fevzi doğru mu değil mi? Söyle. Fevzi yanında işte. Çocuklar değil basmak isteyenler. Babaları işte. Babaları, aileleri öyle bir konuşmuşlar sadece. Basmadılar yani, öyle bir şey yok. Tamam, böyle bir konuşma olmuş ama Yavuz. Serap abla bakın, benim evime o adamlardan kimse gelmedi. Evet, ben canım, köyde ama, meydanda kesinlikle. Da mı konuşmadılar seninle Yavuz? Yani bir yerde bu meseleyi konuşmadılar mı? Bir çocuğun babası gelip demedi mi? Hayırdır ya, sizin yeğeniniz böyle böyle yapmış gibisinden konuşmadı mı kimse sizinle? Yemin ederim size, bana kimse söylemedi. Ya adam silah çekmiş, havaya ateş etmiş, kalabalığı dağıtmış. O yazıdan kaynaklı kavga etmiş. Biri de gelip demedi mi ya, senin yeğeninden kaynaklı şöyle bir olay oldu ya falan demediler mi? Yazıdan değil. Muhtar da mı gelip seninle bu konuyu konuşmadı? Muhtar mesela, zaten bu çocuğu gidin o... Ya Hasan hocam bakın, ben bunu burada anlatamam. Beni oraya alın, oraya. Geleceksin. Ben gideyim, Murat bir şey söyleyecektin sen. Murat. Yavuz'la bugün gün içerisinde konuştuğumuz zaman da bu kavga mevzusu açıldığında Yavuz şöyle demişti. Ben evde silahımı hazır tuttum demiştin değil mi? Hadi bakalım. Yani bir Yavuz'la bir tehlikenin geleceğini biliyor. Ve silahını hazır tutuyor. Öyle uyuyor. Yani bu demek ki Yavuz'la bir tehlikenin geleceğini biliyor. Ve o arada köpek de öldürülmüş ya. Ya. Yavuz. Ya Serap abla tamam bakın. İllaki bir kavga olduğunda bir tekbir alırsın. Ama bakın o adamlardan... El tetikte, göz eşikte ama diyor ki bir sıkıntım yok, kimseyle de husumetim yok. Eli tetikte, gözü eşikte ama diyor ki kimseyle husumetim yok. Böyle bir şey var Yavuz, mı? Yavuz, bak kardeşim, birisiyle husumetin olduğunda evime silah alıp beklemem. Eğer yolda karşılaşırsam, tartışacaksam yolda tartışırım. Ondan sonra erkekler işte kavga mı ediyorsunuz, yüksek sesle mi yapar? Ama eve silah almak bayağı ciddi bir düşman beklentisi demek, anladın mı? Bunlar boş işler Serap abla. Göreceksiniz bak. O zaman Murat'ı da şimdi yalancı durumuna düşürüyorsun şu anda yanındaki. Hayır, yalancı durumuna düşürmüyor. Öyle bir şeyimiz olsaydı ben daha da çocuklarla çoğu zaman yanına gider gelirdim. Hiçbir sıkıntı çekmedim ben abla. Hayvana çoğu zaman ben kızlarımla da gittim. Eşimle beraber de gittim. Ben hiçbir sıkıntı görmedim. Seni mi kaçıracaklardı ya? Allah Allah. Hayır, şimdi çok büyük bir husumet olması lazım. O çocuğun bir kazaya kurban gitmesi için böyle bir husumet arasında kalıp da. Ya da onların çok büyütmüş olması lazım i̇şte kafalarında. Onu söyleyeceğim. Acaba o söz konusu, husumete söz konusu olan kız o olaydan ne kadar sonra evlendi? Veya nişanlı mıydı o sırada? Vallahi ondan sonra ya bunlarla alakalı yokum. Bak. Ya varsa birimce soru soruyoruz, cevap veriyoruz. Peki o zaman vallahi şu Ziya'nın röportajını bir daha dinleyelim. Sonrasında tekrar bir başka tanık yine köydeki bu kavgaya karışan birisiyle de röportaj yaptık. Yavuz, biz seni nasıl ikna edeceğiz bilmiyorum. Vallahi delirtecek beni. Nasıl ikna edeceğiz seni? Hiçbir şey konuyla alakalı değil ya. Ben size her şeyin gerçeğini söyleyeceğim. Sadece beni bir alın. Ben konuşamıyorum ki ya. Tamam geleceksin de. Ya biz seni nasıl ikna edeceğiz? Bak, yıllar sonra ilk defa bu programda Fevzi'ye ben kafayı taktığım için ortaya bir husumetli durum çıktı. Ve bu durumla ilgili de insanların bu olayı büyütebilirler. Ne şeyler var biliyor musun sen, psikopat ruhlular? Yani en ufak bir omuz vurursun, adam gidiyor çok acayip şeyler yapıyor karşıdakine. Yani sen bilemezsin kimin olayı ne kadar büyüteceğini, nereye vardıracağını. Ama biz daha seni ikna aşamasındayız. Merhaba.
O çocuklara, benim çocuğuma yapacak insan yok orada, öyle bir insan. Sen öyle zannet. Orada öyle bir şey yok yani. Sen öyle zannet. Bir de olay namus meselesi olarak belki algılandı, şu an onu bilmiyoruz. İşte ne kadar sonra evlendiği, nişanlı olup olmadığı falan onun için önemli. Birisi namusuna hakaret olarak bunu algılamış. Ya da mahallenin namusuna. Ya da. Tabii. Şimdi Ziya'yı bir dinleyelim bak Yavuz, sonra bu kavgaya karışan birisi daha konuştu bize. Yasin Şahin kaybolmasından kısa bir süre önce köyde bir kavga yaşanmıştı. Kavgaya karışanlardan biri Yavuz'un yeğeni Fevzi'ydi. O kavganın sebebi kesinlikle kız değil yani. Nedir? O kavganın sebebi ben de değilim aslında. Arkadaşı Fevzi'yi yalanladı. Ya yıllar önce Belkuyu köyünde arkadaşın Fevzi ile birlikte bir kavgaya karışmışsın. O kavganın nedeni neydi? Kız abi, kız arkadaşıyla buluşacaktı. Konuştu, ondan sonra geri geliyorduk yani. Biraz bazı olaylar oldu ondan sonra. Peki olayı tam olarak anlatır mısın? Ne oldu, neler yaşandı? Peki yumruk yumruğa bir kavga yaşandı mı? Hayır, o gece yaşanmadı. Ertesi gün ben yoktum yani. Asılık verdim, ondan sonra geldik. Ertesi gün arkadaş düğüne gitmiş. 30 kişi önünü kesmişler. Silahla asılık verince arkadaş da, ondan sonra öyle yani. Kavganın nedeni kız meselesi. Kavganın asıl sebebi kız meselesi miydi? Evet abi, kız meselesi. Peki yumruk yumruğa bir kavga yaşandı mı? Hayır, o gece yaşanmadı. Peki kızın ailesi var mıydı o kişilerin içerisinde? Hayır, yoktu. Sadece köyün gençleri. Köyümüze gelmeyin dediler. Sizden ne istiyorlardı? Gelmeyecekmiş hiç köylere. Dayına nasıl sıkıntı yaşattılar? Ne söylemişler? Yani toplanmışlar, işte evine gidelim, basalım gibi. Peki daha sonra bu olayın ardından Feyzi'nin dayısı Yavuz'a bir sorun yaşattılar mı bunlar? Hayır, bildiğim kadarıyla hayır yani. Baskın yapmaya kalktılar. Daha sonra hiç karşılaştınız mı bunlarla? Karşılaşmadık abi. Sizin köyünüze baskına geldiler mi? Köye kadar gelmediler de yani. Şu alana kadar gelmişler yani. Fevzi'nin arkasından 8-10 araba. Oradan geri dönmüşler yani. Fevzi'nin dayısı engel olmaya çalışmış. Yani köye kadar gelmediler ama şuraya kadar geldiler. 8-10 araba diyor. Yavuz bunu bir daha düşün. Bir de Fevzi de o gün dedi ki Serap abla bu konunun üzerine gidilmeli bence dedi. Evet. Belki onun bile yeni aklına geldi bu. Olabilir. Evet. Çünkü dediğim gibi insanların neyi ne kadar büyüteceğini önceden hesaplayamazsın. Ama dur, köydeki bir bu kavgaya karışan bir başkası Hüseyin o da. O da bakın neler anlatıyor. O da çok mühim şeyler söylüyor. Bu kavga kız yüzünden oldu değil mi? Evet abi, kız yüzünden. Ben de tanıdım bu konuda. Kavganın içinde ben de vardım. O kavganın sebebi kesinlikle kız değil yani. Nedir? O kavganın sebebi ben de değilim aslında. Kavganın asıl sebebi kız meselesi miydi? Evet abi, kız meselesi. Önce arkadaşı yalanladı, ardından kavgaya karışan Hüseyin. Fevzi her seferinde inkar etti ama Yasin Şahin kaybolmadan kısa bir süre önce yaşanan kavganın nedeni kız meselesiydi. Fevzi Belkuyu köyünde bir kavgaya karışıyor. Sen de o kavgada yer alıyorsun. Olay günü neler yaşandı? Vallahi biz o gün, ben Konya'da yaşıyorum, biz o gün düğüne gittik köye. Bu Fevzi düğünden birkaç gün önce köye gelip gidiyormuş sürekli. Bunun gençleri bundan rahatsız olmuş, köyün çıkışını bekliyormuş, kızı takip ediyormuş. Düğün günü bu denk geldi bizim arkadaşa. Arkadaş buna dövdü orada, yumruk falan vurdu. Fevzi arabaya binip kaçtı. Sonra Fevzi silah çekti, havaya sıktı birkaç kere. İşte köylünün kadınlar geldi, bizi ayırdılar, gitmeyin şöyle böyle diye. Bu arabasına bindi, kaçtı gitti. Fevzi'nin iddiası, yanındaki arkadaş köydeki kişilere küfür ettiği için bu kavga yaşanmış, doğru mu? Yok abi, yanında arkadaş falan yoktu bunun. Tek başınaydı o düğün günde, yanında birkaç adam vardı. Bayan vardı hatta Fevzi'nin yanında. Biz ona küfür ettik o kavga esnasında, o da bize küfür etti. Köylü Fevzi'den rahatsız oldu. Bu mesele de kız şeyi, mevzusu zaten. Köye duvarlara ismini yazmış kızın, yazılar yazmış. Gece köye gelip gidiyormuş sürekli. Köylü bundan rahatsız olduğu için dövmek istemiş. Peki daha sonra kavga Fevzi'nin dayısı Yavuz'un evine taşındı mı? Yok abi, orada zaten bittik abi. Biz evimize gittik. Herkes dağıldı gitti. Sen Fevzi'yi daha önce tanıyor muydun? Yok, o köyde tanıdım sadece abi. Bu kavga esnasında tanıdım. Peki daha sonra hiç görüştün mü? Yok, görüşmedim. Bana mesaj attı kendisi internetten. Seninle görüşeceğiz falan diye. Ben de buyur gel görüşelim dedim. Ne geldi ne gitti. Orada mevzu kapandı gitti. Evet. Yavuz, senden bir yorum alayım ben. Yani Hüseyin de kavgaya karışanlardan biri. Kız meselesi olduğunu. Aslında gençlik tabii ki de. Yani Fevzi'nin de o kızla buluştuğunu, görüştüğünü, belki saklı gizli neyse, bundan da gençlerin haberdar olduğunu, Fevzi'nin de köye gelmesinden rahatsız olduğunu söylüyor. Ne diyorsun? Merhaba bak, eğer ki bunlar şüpheliyse, tamam mı, sonuna kadar gidilsin. Bakın, ben annemi, çocuklarımı dahi bu işin içine katıyorsan, bunların sonuna kadar gidilsin, bırakılmasın.
Anladınız mı? Tabii ki. Bir eğer olaydan, böyle şeyden dolayı da bir 6 yaşında çocuğu yapacak kadar da böyleyse... Ya ben... Ne oldu Yavuz? Ya ben bir şey anlatıyorum, öbür taraftan anlatıyor Serap abla. Ben ne diyorum bakın, bu işleri bırakmayın. Eğer ki ben yalan söylüyorsam tüm millet benim yüzüme tükürsün ya, tükürsün tükürsün. Yavuz, ben yalan söylüyorsam. Yavuz, yani ne derler, pilavdan dönenin kaşığı kırılsın. Biz aynen, zaten bak, bırakmak, eğer ki, bırakmak eğer ki dönersem, düşüncesinde eğer değiliz. Dönersem, ben bakın... Toplanın benim yüzüme tükürün bakın. Ben dönmeyeceğim. Asla da dönmeyeceğim. Yavuz bakın. Ben senin yalan söylediğini hiçbir zaman düşünmedim. Bak söyleyeyim. Heh. Hiçbir zaman senin yalancı olduğunu düşünmedim. Sadece nereye bakman gerektiğini daha hala çözemedin. Bravo. Aynı yere Serap takıldın abla. Kaldın. Serap abla. Ben de sana bakalım. Şunu teklif ediyorum biz. Yavuz bakın. Oraya da bakalım. Buraya da bakalım. Şuraya da bakalım. Bakın şunu söyleyeceğim. Benim evimden başlayın. Şu aramayı bir hızlandırın. Benim evimden başlayın. Bak, bak. Yavuz, Yavuz'un bugün verdiği dilekçenin içerisinde sadece bu belli tespit ettiğimiz o 5 yerde kazı çalışması yapılması değil. 3 tane tanığın tekrardan ifadesinin savcılıkça alınması. Tamam. Bak o bir tane tanık Yavuz'un ısrarla oraya bakın dediği tanık aslında. Tamam. En önemli tanık. Yani tamam. Biz aslında Yavuz'un baktığı yöne bakmaya devam ediyoruz. Ama bu taraflardaki araştırmamızı da devam ettiriyoruz. Yanı ama sıra Yavuz, başka yerlere Yavuz, de bakıyoruz. Biz bu tarafa yöneldiğimizde yok efendim bu tarafta arayın. Yok öyle Yavuz her yere hayır, bakacağız. Bir şey demiyorum bak sonuna kadar kimden Fevzi'den Fevzi'yi koymayın Serap abla. Kimden Yavuz'dan koymayın ya koymayın koymayın. Ben Fevzi'den sadece ve sadece o düşman edinmiştir. O kadar düşmanlık beslemiyor olabilir onlara. O olayı o günden sonra unutmuş olabilirsin sen Feyzi. Ama ben evet. Bazı insanlardan korkarım. Kincidir, nefret doludur, efendim olayları büyütür, kafayı takar, takıntılıdır. Sen bunları bilemezsin. O yüzden Feyzi, bu işte o gün de söyledim. Beraber miyiz? Beraber değiliz artık. Ben asla bu yayına bir daha katılmayacağım Serap Hanım. Sebep? Arkadaşların seni yalanladığı için mi ya da bu gençler? Karşı tarafta öyle yani. Ben bu kadar söylüyorum bak. Bu kadar korkak bir insan asla olamaz yani. Feyzi sen yayına katılmamakla sen korkaklık yapıyorsun. Bak, çünkü Feyzi onlar seni buraya... doğrulamadığı için şu anda ben bana, bu kadar. Ben buraya çıkıyorum ve bana hiç söz hakkı vermiyorsunuz siz. Veriyorum işte ama sana da bir cevap veriyorum. Söyle. Küfürlü cevap ben, veremezsin bu arada. Benim arkadaşlarım korkak insanlar. Korkaklarmış ve şimdi kendilerini belli ettiler. Dün Murat Bey'le birlikte ben arkadaşımın bir tanesini aradım. Dedi ki benim dediğimi doğruladı. Gelin dedi ben röportaj vereceğim dedi. Murat Bey oraya gittiğinde vazgeçmiş. Böyle konuşmaya devam edersen ben sana söz hakkı veremem zaten böyle küfürlü. Sen sokakta zaten... değilsin şu anda. Şimdi ben size diyorum ki benim kavga ettiğim gençlerden bir tanesiyle ben görüştüm diyorum. Sebebini sordum. Arkadaş bana dedi ki, bize küfür ettin dedi. Siz bu adama gidip de sordunuz mu? Derdini. Sen neden durup dururken küfür ettin? O zaman onun söyle cevabını etmedim. Ver. Gitmedim. Eden kişi arkadaş. Bunu bana kim söyledi? Bunu bana Ziya'nın amcasının oğlu söyledi. Dün kendisiyle görüştüm Murat Bey'in yanında. O da... Neyse, çek. Yapmayın bunu. Yavuz. Buyur Serap abla. Bak kardeşim. En yakınından arayacaksın bunu tamam mı? En yakınından başlayarak. Senin bak sana destek olması gereken adam ki bence olay burada kilitleniyor ve buradan çıkacak. Bak bunu söylüyorum sana. Ama senin arkadaş yeğenin senin duvarına o yazıları yazarken gayet yeğenindi. Sokaklarda duvarlara yazarken kardeşim o kızla buluşuyormuş. Şimdi evli ya. Tamam. O kız da evli mi bilmiyorum. Evli abla. Korkusundan söyleyemiyor. Asıl korkak kendisi. Merhaba abla şunu söyleyeyim. Söyle. Şimdi yani o kızı şeyi karıştırmayın ha. Onlaysa onların ismini vermeyin şeyini vermeyin. Ya vermeyiz tabii ki de. Ama Serap abla bakın. Ne diyorum bak. Ben annemden çocuğumdan şüpheleniyorsam burada bir şey koymayın koymayın. Bakın sizin yanınızdayım ben. Benim yeğenimmiş umurumda olmaz. Anlatabiliyor muyum? Ama Fevzi de ha ben yok diyorum eminim ama yine de bakılsın bakılacak. Ben Fevzi bir şey yaptı demiyoruz ki biz zaten. Tabii canım.
Tamam Serap abla. Biz Fevzi'ye kafayı takan birileri yaptı diyoruz. Ya bu kadar olur mu? Kavgadan dolayı kardeşim kavga diyoruz. Olacak. Arkasından köpek öldürülecek. Arkasından Yasin kaybolacak. Bunların üçü birbiriyle bağlantılı. Öncesinde ne var? Kavga. Efendim bu çocuk bu köye girmeyecek diye gençler arasında yayılan bir söylenti. Rahatsız oluyorlar. Kim mahallesindeki kızın başka bir mahalleden gelip duvarlarda bizim şeyimizde var ya bu raconumuzda. Orada kızın adı yazıyorsa onu istemez kimse. İstemez hele köyde. Bu Fevzi'ye gıcık kapmışlar kardeşim. Onlardan bir sıkıntı olmaz da. Bak ya ne diyorum demek size. Olmaz ya, ben diyor. Kız kardeşimin isminin bir duvarda yazılmasını istemem. Yazana da haddini bildiririm mesela. Ben yaparım ya bunu. Ya da derim ki arkadaşlar haddini bildirin şuna. Yani kimse benim kardeşimin ismini yazamaz mesela bir duvara. Yazana da görürsem gereğini yaparım. Ne demek bir köyden aramayalım yavrum evet, ya. Evet Yavuz. Şöyle ya. O kız başka bir kız. Kavga eden çocuklar başka bir çocuklar. O kızın abisi, kardeşi, dayısı, halası falan değil bak. Yanlış anlamayın. Girmem, girmem. Ben olsam girmem. Derim ki bak, arkadaşlar beni bulaştırmayın. Benden şüphelenirler. Siz gidin. Hepsi bunların aynı köyün çocukları. Şu herife haddini bildirin der yahu. Tabii. Tamam o zaman burada anlaşayım ya. Ne diyorum burada, bak. Burada anlaşayım sonuna ya. Kadar gidelim tamam mı? Murat söyle. Burada anlaşamadığımız nokta şu. Aslında kız mevzusu asıl bunun ana nedeni. Ama sadece oradaki küfür, evet bir küfür bahane. Var. Doğru söylüyorsunuz ama o kıvılcımı oluşturuyor. Evet. Ama ondan önce bir altyapısı var zaten bu işin kızın meselesi yüzünden. Ve köye gelişten rahatsız oluyor köylü. Fevzi'nin köye gelişinden rahatsız oluyor. Bu rahatsızlık birikiyor ve o son damla evet küfür oluyor. Ya yani bizim anlaşamadığımız nokta bu Fevzi ve Yavuz'la. Tamam bir küfür yaşanıyor ama bunun alt sebebi var. Bunun altında yatan bir neden var. Ya sen de kız kardeşinin adını... Duvarlara yazan biri olsaydı öfkelenmez miydin Yavuz? Ben affetmem Serap abla açık ve net. Hadi bakalım. Bravo. Ben de affetmem. Buyur. Ama bakın üstüne Fevzi bir de geliyor köye düğüne geliyor sırf o adamlarla yüzleşmek için. Gıcık bak, vermek için. O kadar da böyle adamların böyle gözünün önüne gelerek oturuyor ki gel hadi benimle konuş. Yapabiliyorsanız yapın. Hadi varsa hesabınız gelin der gibi yani. Bu olayda gerçekten de Fevzi'nin de suç. Ben biliyorum. Yani benim yeğenim değil ben atamam. Yani şey demem yani savunamam. Peki Yavuz o dönem köyün büyükleri falan sana Yavuz şu genç çocuk ama işte delikanlı geliyor gidiyor bak buralara yazılar yazıyor. Şunu kulağını bir çek diyen olmadı mı sana? Bu oğlanlar da yani o bizim Emmoğlu dediğimiz bir tanesi vardı. O bana dedi Emmoğlu yeğenine söyle bak böyle böyle yapıyormuş. Ha. Gelmesin dedim. Ben bunu telefonla aradım gelme dedim. Ama o yine ama geldi. Yine... Defalarca söyledi zaten. Çünkü gövde gösterisi yapıyordu. Çünkü ben sizden korkmuyorum. Kim oluyorsunuz da beni köye sokmuyorsunuz havası veriyordu. Ama evi, insanları giderek kinlendiriyordu Yavuz. Evet öyle yaptı bakın, yani. Bakın köyde istenmeyen çocuk köydeki bir düğüne gelip oturuyor. Tam bir meydan okuma ya. Tam bir meydan yani okuma. O yüzden Fevzi burada böyle küfür, kıyamet annesini sonra da bana... Bir dakika Ümmü. Söz hakkı vermiyorsunuz. Ben sana nasıl söz hakkı vereyim? Etmediğin küfür kalmıyor. Zaten söylediklerinin yarısı biplendiği için söylediğin de bir anlamsız oluyor. O yüzden sen samimiysen ve bu olayı sana demiyorum. Fevzi'ye söylüyorum. Bırak artık bu sinirli böyle şey hallerini filan. Bırak gel de çocuğu arayalım. Efendim veda vaktimiz geldi. Yarın saat 13'te Star ekranlarında Gerçeğin Peşinde programında sağlıkla buluşmayı diliyorum. Hoşça kalın.